Coğrafyamız programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Dile kolay. Bu 35. programımız. Dolu dolu 35 program. Gönlümüzün erdiği, gönlümüzün çektiği, gönlümüz dediğimiz coğrafyalarda turlamaya, dolaşmaya yine devam ediyoruz. Çin, Hindistan derken, Orta Asya derken Afrika'ya kadar geldik. Afrika'nın tarihi, siyasi, dünü, bugünü bütün bunları konuşmuştuk. Bugün biraz farklı bir şey yapalım dedik yine. Bu sefer kendi ülkelerini oradan gelen dostlarımızdan dinleyelim. Neler oluyor, neler bitiyor, kendi hikayeleri nasıl, her insan bir hikaye, onları konuşalım dedik. Bugün tam 3 ülke, göreceksiniz sadece kıta değil, sadece Afrika konuşmayacağız. 3 ülkeyi konuşacağız. Togo, Sudan ve Çad. Oradan gelen genç arkadaşlarımızla başlıyoruz efendim. Efendim hep Afrika deyince kıta konuşulur. Arada bazen detaylar kaybolur. Bugün biraz da o detaylara girelim. Aslında kocaman kocaman detaylar. Devasa ülkeler hem nüfusuyla hem yeraltı zenginlikleriyle devamlı gündemde olan 3 ülkeden 3 pırıl pırıl genç arkadaşımız var. Önce sizlere onları tanıtmak istiyorum. En baştan Faruk bizimle. Faruk Togo'dan, değil mi Faruk? Evet hocam. Kendisi İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar ya da Uluslararası İlişkiler Afrika Çalışmaları biriminde öğrenci. Bize biraz da Togo'dan, bir Togolu olarak bahsedecek. Yine aynı bölgeden Sudan'dan bu sefer Maha. Maha İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi. Maha Sudan'dan buraya geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz. Gerçekten onur duyuyor insan. Bir de Çad'dan, Carun Nebi. Çad, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi. Hoş geldin Carun. Hoş buldum hocam. Şimdi 3 öğrencimiz, 3 farklı insan dedim ya, bunlar aynı zamanda Türkiye'nin yaptığı başarılı faaliyetlerin önümüzde duran. Yani pek dediğim gibi Türkiye yaptığı başarılı işlerden Cenab-ı Ali'liğinden pek konuşmaz. Ama görüyorsunuz örneğin 3 ülkeden öğrenci buraya geliyor, Türkçeyi öğreniyor ve Türkçe'de neredeyse ana dilimiz kadar iyi Türkçeleriyle master ve doktora yapıyorlar. O zaman şöyle başlayalım Faruk. Sen Togo'dan gelişini bize bir anlat önce. Bir tanısın seni izleyicilerimiz. Çok teşekkür ederim hocam. Bizi davet ettiğiniz için. Aslında ben Türkiye'ye 2018'de gelmiştim. Hı. Hani benim işte okul bitirdikten sonra Togo'da lisans okumak için Afrika'nın başka bir ülkesinde gittim. O da Benin. Bizim hemen Benin. Aynen evet Benin. Çok aynen. Güzel. Aha, yani lisans okumak için. Evet. Tamam. Oraya gittim. 4 senelik lisans okudum. Ne okudun lisansında? Orada siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler. Çok ama güzel. Opsiyon olarak işte iletişim diye okudum. Harika. O zamanlarda evet. Yani aslında yeni yeni belki gelişiyor değil mi? Hem uluslararası ilişkiler hem de iletişim aynen, yan yana evet. Olması çok güzel. Doğru. Çok güzel. Zaten benim de orada en çok beğendiğim şey oydu. Evet. O yüzden evet. İşte bazen uluslararası ilişkiler denildiğinde çok geniş. Tabii. O yüzden işte çok spesifik olsun diye ben aha. İletişim okumak istemiştim. O zaman medyadasın. Şimdi de medyadasın. Tabii, hadi bakalım. Evet. Sen çok Türkiye'ye geldin lisansı bitirdikten sonra. Aynen evet. Lisans bitirdikten sonra bitirdim. Buraya yüksek lisans okumak için geldim. Geldin. İşte o zamanlarda ben lisans bitirdikten sonra ülkeme geri döndüm. Hı-hı. Ve böyle bir fırsat önümde çıktı. Çıkınca başvurdum. Çok güzel. Ve kabul edildiğince işte öyle tam burslu olarak aynen geldin. Aynen evet tam burslu direkt olarak bu üniversite. Evet İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne. Evet. Çok güzel. Peki Maha sen nasıl geldin?
Nasıl oldu? Geldim? Benim Türkiye tecrübesi ilk tecrübe değil. Ben daha önce Türkiye'de bulundum. Yüksek lisansımı Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tamamladım. Yine de tarih. O zaman sen yine lisansını tamamladın Sudan'da. Evet, lisansımı Sudan'da Hartum Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra bir iki yıl çalıştım orada üniversitelerde. Çok güzel. Ondan sonra da karşıma YTB bursunu başvurdum. Yüksek lisansımı geldim. 2014'te geldim. Çok güzel. İki yıl, iki buçuk yıl yüksek lisansımı tamamladıktan sonra memleketime tekrar döndüm. Orada Yunus Emre Kültür Merkezi'nde çalıştım. Aa, harika. Yani evet. İşe alındınız orada. Aynen. Ne güzel. Yine çok Türkiye güzel. İlişkisi devam etti benimle. Devam etti. Hiç kesmedim. Bu arada şeyde YTB'yi bilmeyenler için açılımı neydi? Yurt dışı, Türkler ve akraba başkanlığı. Ve akrabalar başkanlığı. Aynen. Onların verdiği geçiyor. Burslar. Aynen. Tamam. Onlarla geldim. Yani her ülkeye sundukları burs programları, yüksek lisans, lisans ve doktora öğrencileri alınıyor. Sudan'da inşallah daha çok alımı olacak. Çünkü gerçekten bizim gençlerimizin farklı alanlarda kendilerini geliştirmek istediği her alanlarda. Onlar da inşallah bu fırsatı bulup yine de Türkiye'den istifade ederler. Ben de aynı şekilde mezun olduktan sonra tekrar Sudan'a gidip Sudan'da hani Türkiye-Sudan köprü olarak yani ilişkimi devam sürdürmek isterim. Kültür aynı zamanda elçisi olarak da bulunacağım. Aynen inşallah bu şekilde. Bu işin güzel tarafları bunlar. Evet. Bunlar. Senden şey yapacağız, tarih bölümündesin. Evet. Daha konuşacağız senden. Bir de Çat. Çat'tan Carun Nebi. Evet hocam. Selamünaleyküm. Öncelikle ben de öncelikle bizleri bu ülkemizi tanıtma fırsatı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Ne demek? Ben de liseyi 2018 yılında liseden mezun olduktan sonra artık lisansa başvurmam gerekiyordu. Tabii. Ve Türkiye'de yüksek öğrenimimi devam ettirmem için bir fırsat buldum. Onunla burslara başvurdun. Evet, başvurdum. Çok güzel. Onunla beraber Türkiye'de bulundum. İstanbul Medine Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde şu an 3. sınıf. 3. sınıf. Lisans. Tamam, evet. Yani, lisans, evet. O zaman yüksek lisans. Aynen öyle. Alacağız. Lisans, yüksek lisans, doktora. Evet. Yani her alandan da aynen öyle. Birer tane şey yapmış olduk. Peki yani bunlar çok güzel. Biraz daha size tabii ben de merak ettiğim için soracağım. Evet. Ama şimdi biz Afrika deyince böyle hep Afrika yani sanki bir yer böyle Afrika'dan genel bağlı ki bahsedilen şey bir kıta. Ve bu kıtanın içinde arkada işte haritamız var yani dile kolay bir sürü ülke var. Bu ülkelerin her birinin birer tarihi var. Güneyi var, kuzeyi var, komşuları var. Var da var yani değil mi? Bir tabii. Kıtadan bahsediyoruz. Şimdi o zaman ben yine Faruk'a döneyim. Faruk şimdi Togo kimileri duydu, kimileri duymadı ama ilginç bir ülke Togo. Kesinlikle. Bize biraz bahsetsene. Yani genel ana hatlarıyla Togo nasıl bir ülke? Yani önce bir şey eski tarihinden bahsedelim. Sonra daha genişleterek devam edelim. Tamam. Şimdi şöyle hemen gireyim de. Bütün bunları konuşmadan önce yani Togo'nun ne demek olduğunu anlatsam olur mu yani? Çok güzel. Evet çünkü şey olmadan tabii Togo diyeceğiz ama insanlar bunun ne olduğunu bilmeden de işte ne anlatsam belki çok şey olmayacak. O yüzden şimdi Togo ne demek aslında işte bir beyefendiden bahsederek başlamak istiyorum. Hı. O adam bir Alman. 1884'te Togo'ya gelmişti. Bir antlaşma imzalamak üzere. Tamam. Ve o zamanki Togo'daki kralı Mlapa Uç diye bir işte... Bir kral var. Evet kral. Tamam. Diye bir liderimiz vardı. Ve Alman... Bu gelen şahıs hangi ülkeden? Alman. Alman. Alman yani evet. Onu ben bir daha böyle... Aynen evet. Şimdi evet. Bir Alman, daha doğrusu Almanlar. Evet. 1880'lerde... Evet. 84'ten. Evet 84. Togo. Denilen bölgeye geliyor. Aynen. Değil mi? Evet. Tamam. İşte tamam. Orada başlıyor. O zaman hikaye. O zamanlar işte ülke denilmiyordu da sadece tabii. Bölge olarak. Bölge. Aynen evet. O bölgeye geldi. Hı. Ve başkent denilen bir yere geldi. Hı. Ama daha doğrusu kral, merkezi idarenin merkezi olduğu gibi. Bir yer. Aynen evet. Evet. Ama şimdi sorun şu. Onun geldiği yer bizim kral orada yaşamıyordu. Heh. O yüzden şimdi oradan
kralın yaşadığı şehri götürmek için işte kralın etrafındaki çalışanlar geldi. Dediler ki hoş geldin. Bizim işte Togo'da böyle bir dil bizim oradaki konuşulan bir dilde Wazon Togo'ya diye bir şekilde hoş geldin demeye çalıştılar. Evet. Ki zaten açıkça söylemek gerekirse o zamanlarda Togo diye bir şey yoktu. Yok. Togo'do. Togo'do. Diye adlandırılıyordu. Togo'do. Ama bizim Alman ziyaretçimiz Togo'do diye söylemiyordu. Çok zor onun için. Evet. O yüzden yani işte söyletmeye çalıştılar ama hiç olmadı. Sonunda kısa işte kısmak için tamam Togo diyelim diye kendisine söylemişler ve ancak o zaman o andan itibaren Togo diye yavaş yavaş söylemeye başladılar. Yani ya adam aslında tabii Alman hükümeti adına oraları biraz daha işte sömürgeciliğin de şeyin öyle diyelim. Yani kesinlikle. Aslında adam böyle bizim evlere gelecek çay içmeye bir Alman değil yani. Hayır, herhangi bir Alman değil. Ama adam şeyden bile bir haber yani ülkenin gerçek adının ne olduğundan ve daha onu söyleyemiyor. Neyse eminim sizinkiler bayağı yorulmuştur. En sonunda tamam ne diyorsam de yani iyi ki adamın kapasitesi Togo'da kalmadı da Togo'ya kadar gitti. Benim dediğim kişi işte Gustav Nachigal diye isimli bir Batı Afrika'daki Alman'ın baş konsolosuydu. Konsolosu. Evet. Ha, tamam. O şekilde oldu yani. Böylece adı Togo kaldı. Aynen Togo kaldı. Peki, ama Togo'nun bir manası var mı? Tabii vardı. Ha, evet. Denizin ötesinde. Denizin diğer tarafında. İşte, çok ilginç. Yani, denizin diğer tarafı demek. Evet. Denizin diğer tarafında. Diğer tarafı. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Öyle yani. Orada bir dakika duralım. Yani tamam. Bende senin o notlar da var. Sudan peki nasıl? Ne oldu? Sudan'da Faruk'un şimdi dediği tarihçisin gibi. Şimdi tarihçisin de sen Baha. Faruk'un dediği gibi de ben de Sudan kelimesinden başlamak istiyorum. Sudan Arapça'da siyah anlamına gelen bir kelime. Aha. Çoğulu Sudan. Sudan. Yani siyah adamların bulunduğu yer. Bizde de şey var mesela sevda. Sevda. Tabii. Aynen. Değil mi? Aynı hepsi aynı kökenden geliyor. Sudan ise daha önce sadece şimdiki günümüzdeki Sudan değil, daha geniş ve kapsamlı bir yerdir. Tabii. Atlas Okyanusu'ndan başlayarak Kızıldeniz'e kadar, sonra aşağıya hangi Gambiya'dan, Volta'dan bir geniş ve kapsamlı bir coğrafyaya sahipti. Tabii. Daha sonra işte o yani küçülerek o bölgeyi günümüzdeki Sudan'a olmuştu. Kızıldeniz, komşu ülkelerde işte Libya, Çad, Orta Afrika, Güney Sudan yeni ayrılan ülkeyi, Etiyopya, Eritre ve Kızıldeniz, Mısır komşu ülkeler sayılır. O zaman yani öncesinde bu sınırlar da yoktu yani değil mi? Aynen. O bir büyük alan gibi düşünmek lazım. Daha önce Orta Sudan, Çad için tabii. diye adlandırılıyor. Tabii. Bölge adı yani. Bölge adı ülke diye geçiyordu. Adı evet. Aynen. Ülke adı değil. Harika. Daha detaya geleceğiz. Çad nasıl? Evet. Çad'a gelince Çad'da arkadaşların anlattıkları gibi çok harika bir tarihe sahip. Şimdi onun isim hikayesine gelirsek yani Çad kelimesi orada bulunan yerel dillerden. İşte Çad demek hepsi anlamında geliyor. Ama Çad. Eskiden bildiğimiz üzere o ülke sistemi olmadığı için yani daha çok krallık ve Çad ismi de bulunmuyordu. Sonra o sömürgeciler geldikten sonra işte bir isim konulması gerekiyor ama işte soruyorlar işte burası ne? Şimdi bir adam çıkıyor ama Çad'da şu an bulunan bir göl. Eskiden çok büyük bir su alanı vardır. Tabii, meşhur. O alan şimdi bakıyorlar, adam oradaki ziraatine bakıyorlar. Adam diyor ki burası Çad. Hakkı yani mesela Çad hepsi benim. Burası hepsi benim. Şimdi ortak bir dil yok. Adam Çad diyor, Çad hepsi yani. Bir şey alamazsınız buradan ya da şey. Tamam Çad orası Çad olsun. İşte o sözcükten şu an bakarsanız belki hepsi ya da su alanı, büyük su alanı anlamına gelmektedir. Evet. Vallahi çok güzel. Yani her üç ülkenin de böylece isimlerine geldik. Peki Faruk o zaman ben şeye dönsek. Şimdi senin tarihinde aslında pek fazla bir şey yok ama mesela şeyler gelmiş. Portekizliler önceden değil mi? İlk girenler. Aynen. Ne anlatıyorlar bu konularda?
Şimdi şu Portekizler daha çok önceden gelmişti. Mesela 2400 yıllarında. Hı-hı. Geldiler, bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ha. Ama 1884'e kadar hiçbir şey yapamadılar. Evet, yani öyle ilginç bir tarihi var. Yani evet, yapamadılar. O zamana kadar aslında boş şey bölge. Bu arada haritada hani Togo'nun adı gözükmez ise de o da Akra denilen bölgenin olduğu yer değil mi? Aynen, evet. Sahildeyiz. Hı-hı. Evet. O yüzden ben işte Portekizler girdiler, ne hikmetse hiçbir şey yapamadılar. Evet. Ve Almanlar da tabii ülkede yapacak çok şey var. Ha, ama onların beklentisi var. Aynen evet. Portekizcilerin işte neden hiçbir şey yapmadıklarını şaşırmışlar da. Ha. Ve işte dediler ki Togo'nun uluslararası siyasetin modern çağına giriş bu adamın Togo'ya girişiyle başlamıştı. Evet. Çünkü evet. Togo'ya gelince bir antlaşma imzalamak için gelmişti. Tabii. Ve nasıl bir antlaşmaydı? Hı. Bakın Almanya'nın baş konsolosu evet. Togo'ya geliyor, diyor ki tamam şimdi elimde böyle bir evrak var. Evet. Gerçekten bu şekilde oldu. Evet. Bu evrakı siz Mlapatroa, o anki bizim işte kralımız imzalayacaksınız. Ve imzaladıktan sonra sizin bu bölgedeki belirli bir bölgeleri işgal edeceğiz. Ah çok iyi. Bu şekilde olmuştu. Yani yormayın bizi diyor. Aynen aslında. Evet. Yani, adam da imzalatçı, işte evrakı imzalatçı çünkü zaten onun başka bir çaresi yoktu. Evet, evet. İmzaladıktan sonra işte Togo'nun kıyı bölgelerini işgal etti. Tabii. Ve zaten işte ilk geldiklerinde onların amacı sadece kıyı, Togo'nun deniz kenarındaki olan bölgelerini sadece işgal etmekti. Evet. O evet. Amaçla geldiler. Hı hı. Ama zamanla baktılar ki o içeride daha çok şeyler var. Evet. O yüzden işte zamanla 1904 yılına kadar bir bakmışız bütün ülkeyi işgal ettiler. Değil mi? Almanlar. Evet. Zaten böyle bir kere bir yere ayarı bastı mı beyaz adam. Ha, tamam işte. Yani ona dönüyor yani insan siyah beyaza dönüyor. Çünkü nerede bir çıkar görüyorlarsa, nerede bir yarar görüyorlarsa. ama Faruk ben sana ayrıca burasının eski adı bir de şey diyorlar köle sahili. Yani böyle de bir evet. ilginç adı var belli ki aynen, köle evet. ticaretinin de en azından şey noktalarından biri taşımacılığı tamam. belki de. Şimdi şöyle anlatayım. Aslında Portekizlerin geldikleri zaman o zamanlarda kölelik çok yoğun değildi. Hı. Ama sonra Fransızlar geldiler evet. ve bu aktivitenin en çok yoğun olduğu dönemlerdendi. Tabii, ve Togo'da işte stratejik bir coğrafya içinde bulunduğu için evet. insan Batılılar onların ülkesinden geldiğinde hemen Togo'ya geliyorlardı. Tabii. Çünkü oradaki gelen Afrika ülkelerinden başka bir insanlar tabii. İşte sanki bir merkezi gibi. Evet, bir hub aynen. diyoruz buna. Yani bir şey noktası ne bileyim ben. Her şeyi birbirine çeken aynen, belki evet. de bir mıknatıs gibi. O zamanlarda Togo o şekildeydi. O ve bütün herkes Togo'ya geliyordu. Zamanla kolelik işte sizin dediğiniz şey diye bir adı. Öyle kaldı. Kaldı. Öyle, evet. Ve evet, baktılar ki tamam bu ülkede yani nereden geliyorlar biz bilmiyoruz da ama bizim bildiğimiz tek şey ne zaman ki biz geliyorsak bütün istediğimiz şeyi orada buluyoruz. Evet. Aynen o şekilde yani, sürüp. Ama şey çok ilginç. Önce geliyorlar köle ticaretinden nemalanmak için. Tamam ondan sonra bu işler yavaşlıyor. Ha burada köle ticareti var bizim bunu bitirmemiz gerek deyip tekrar işgal ediyor. Yani bu acayip bir şeye dönüyor bu. Peki, bu şekilde bir şekilde maalesef, olur da, evet. Maalesef bu şekilde. Şimdi Sudan çok büyük bir ülke. Evet. Yani Türkiye ile kıyaslarsak şimdi Türkiye 800 işte 9000 metrekare olsa yani neredeyse 2-2,5 katı evet. büyük bir şeyden bahsediyoruz. Ülkeyi nasıl tanımlarsın? Ülkeyi nasıl tanımlarım? Dediğiniz gibi büyük bir ülke olduğu için yüz ölçümü 1.888.000 metrekare. Kilometrekare. Evet. Ve Sudan
dediğim gibi az önce. Daha geniş ve kapsamlı bir ülke ama abi, gittikçe ayrılıyor. Abi, küçülüyor. Bölünüyor değil mi? Aynen, bölünüyor. En son kaç yılında bölündü? En son 2011'de bölündü. Değil mi? Kuzey ve Güney Sudan şeklinde ayrıldı. Hı-hı. Ama onların da tabii derin bir hikayesi var ayrılmadan önce. Sudan bağımsızlığı 1956. da kazanmıştı. Doğru. Bağımsızlığı kazandıktan sonra zaten Sudan'ın iç savaşı başladı. Tabii. Sonra yani Güney Sudan iktidar şeyi başlıyor. Aynen. Aynen. Tabii. Güney Sudan kendisi gelişmemiş bir ülke gördüğü için artık referandum ve ayrılmak talebinde bulundu. Hmm. 2011'de 96 oy vererek ayrılmaya karar verdi. %96. Sudan. Evet. Yani referanduma gidildi ve %96'sı ayrılalım. Ayrılalım demişlerdi dedi. Ve böylece geç. Bir parçalanma daha yaşandı. Sudan karşımıza geçti. Şimdi şey çok ilginç. Burada harita ne kadar yakın bilmiyorum ama benim arada bir bu programda da bahsettiğim ve çok sevdiğim, bütün herkese de okumalarını tavsiye ederim. İbn Cübeyr diye bir seyyah var. Evet. Gezgin. Aslında gezgin de değil adam ama yani çok ilginç onun yani şeyi var, travelog dediğimiz seyahati, hacca gidiyor Endülüs'ten aslında. Önemli olan tabii önce Mısır'a geliyor. Mısır'dan diğer hacıların yaptığı gibi şu an haritada Sudan olarak görünen bölgeye doğru inmeye başlıyorlar. Ama oralar tamamen yerleşim yok, hiçbir şey yok ve çoğu hacı adayı maalesef yollarda ölüyormuş. Sonra bunun Kızıldeniz, yani Sudan'ın Kızıldeniz'e çıkan tarafı ki tamamen Mekke Medine'nin karşısına gelen bölge, hacca gidilecek. Orada bir insanlar bunu, bazı insanlar bunu iş edinmişler. Gelen hacıları bekliyorlar, topluyorlar orada. Sonra tahtadan, sazdan ne bulurlarsa bir küçük gemi yapıyorlar. Hepsinden paraları alıp aynı İbn Cübeyr'in tarifiyle tavuk istifi gibi bizi diyor gemiye bindirdiler. Çok korktuk batacağız diye ve karşıya geçiriyorlar. Karşıya geçtikten sonra gemi dağılıyor çünkü o kadar zayıf bir gemi ama bu arada insanlar geçmiş oluyorlar. Ve o seyahatte bütün bu bölgeyi anlatıyordu. Şimdi dikkat ediyorum da Sudan o zamanlarda bile ne kadar aslında ilgi çeken, hacılar da dahil, insanları çeken bir bölge. Peki bölgenin, şimdi kocaman bir ülke hala bölünmüş olmasına rağmen değil mi? Evet. Bu ülkenin ana dili? Arapça. Resmi dili Arapça. Resmi dil Arapça. Aynen. Ha. Peki Arapçanın lehçeleri elbette ya da farklı telaffuzları güney, kuzey, doğu, batı kullanılıyordur. Aynen. Hocam, başka dil var mı? Hani başka dil var. İkinci sorum o. Evet, evet. Başka dil var. Sudan'da 300'den fazla dil var. Öyle dil var, lehçe de değil. 300'den fazla. Var. Aynen. Yani dil bilgisi olduğu için artık dil bilimciler dil olarak diye adlandırılacak. Tabii, tabii. Evet, yani 300'den fazla dil var. Çok fazla kabileler olduğu için bu kabilelerin her kabilenin bir dili var. Tabii. Ama devlet dairelerinde kullanılan dil Arapçadır. İkinci dil olarak, yani İngiliz sümürgesi altında kaldığımız için ikinci dilimiz İngilizcedir. İngilizce. Ama tabii diğer dillerden birbirine benziyor diyebilirim. Hmm. Özellikle mesela batıdaki diller birbirine benziyor. Mesela For dili ya da Havsa dili ya da Zakava dili birbirine benziyor. Sen mesela anlayabilir misin birisi? Ben maalesef anlayamıyorum. Ben ama hangi dil olduğunu belki sesinden anlayabiliyorsun. Aynen, anlayabilirim. Evet. Bu mesela For kabilesinden, bu Zakava kabilesinden anlayabilirim. Çok güzel. Çok öğrenmek isterdim ama. Değil mi? Ama onlar Arapça anlıyor tabii. O zaman resmi dil olduğu resmi için dil olduğu ortak için bir dildir. Aynen. Bir şey var. Kesinlikle. Çok güzel. Peki Çat'ta durum nasıl? Carın Nevi. Çat'ta durumlar hocam başta söylediğim üzere yani eskiden yani daha bir devlet hale gelmeden önce krallıkları vardır. 3 tane büyük krallık kralları vardır. Evet, onu Kanem krallığı, bir de Kanem, bir de Burnu, sonradan Burnu krallığı da geliyor. Sonra Bagirmi krallığı da var. Var. Vaday krallığı. Notlarda da var o. Evet. Evet. Vaday krallıkları da var. Şimdi onlar Fransızlar ülkeye ya da 1880'li yıllarında yani kaynak arayışında çıktıkları ya da çıkınca yani çağda gelmek istemişler. Yine sömürgecilik açısından.
Geldiler ama bulmuşlar ki orada zaten bir düzen vardır, bir krallık vardır. Onlar da güçlüler. Hatta dinleri, inançları, her şeyleri vardır. Şimdi kolayca girmek isteseler de artık olmuyor. Çünkü onlar zaten hakimiyetleri var. Daha yerleşmiş. Evet, tabii. Daha sert bir şekilde artık güç kullanmaya başladılar bu şekilde. Tabii. Krallıkları çökmeye başardılar ve resmen 1920'li yıllarında artık tamamen çağda eşgal altına aldılar. Yani aldılar bu şekilde. Ama bir şey de var, karşı koyma da var orada. Yani aynen öyle. Çatta. Aynen öyle. Ama aslında çadın, yani ben direkt seninle tanıştıktan sonra bunu mutlaka söylemek lazım. Çünkü Afrika'nın en zengin arkeolojisi çatta. Kesinlikle. Arkeoloji yani bu. 7 milyon yıllık homihit kafatası var. Yani bulunan insan kafatası 7 milyon yıl. Yani dile kolay. Michael Brunet adında birisi buluyor. Hatta onun adı çok ilginç bir şekilde Sahelanthropus chadensis. Yani o şeyin adı chadensis, çatlı. Aynen öyle. Anlamına da geliyor. İlginç bir şey, bu adı veriyorlar. Tabii bu imparatorluk milattan önce, yani özellikle senin Kanem imparatorluğu milattan önce 900'de kuruluyor. Aynen öyle. Yani bir yerleşim ve iktidar şeyi var bölgede, değil çok mi? Çok büyük bir hakimiyeti vardır yani. Vardı. Ortamda, evet. Ama işte yüzyılın başına geldiğinde maalesef şeyler artık nedir o? Daha şey oldu. Yine de bölündü yani. Daha önce daha kapsamlı, daha büyük bir krallık ama zamanla Borno da ortaya çıktı. Bagirmi, Waday. Tabii. Yani bunlar bölündü. Bölündü. Tabii. Bu şekilde ama sonradan tekrar bir yandan çıkmışlar yani hepsi bir şekilde. Doğru. Aynen öyle. Doğru. Bir de şey dediğiniz gibi Çad yani eski arkeolojiye sahip, hatta biz de şöyle diyoruz yani biz dünyanın ya da insanlığın ev sahipliği yapan ülkeyiz yani diyoruz. Çünkü dediğiniz Tuma ya da Çadeniz 7 milyon yaşı kadar vardı yani. Var. En eski. Yani aynen en Afrika'da eski. Afrika'da bulunmuş. Dolayısıyla insanlığın aslında yeşerdiği, belki ortaya çıktığı mı diyeceğiz. Yani arkeologlar açısından sonra artık kuzeye doğru gitmeye başlıyorlar. Peki sizde hangi dil konuşuluyor? Bizde resmi olarak Fransızca ve Arapça konuşuluyor yani her yerde. Hmm. Fransızca ve Arapça konuşuluyor resmi olarak ama onun haricinde Sudan'da olduğu gibi ya bizim de 160'dan fazla yerel dillerimiz var. Hepsi yerel dil bunlar ya. Yereldir. Wow. Hepsi birbirinden İnanılır. Farklı. Tabii farklı. Biri yanımda konuşsa anlayamam ama anlarsın yani bu kim, hangi kabileden geldiğini belli oluyor. Ama yine de farklı tamamen. Peki bir devlet dairesine gitsen ilk yapacağın yani bir form dolduracaksın mesela. Aynen. Hem Fransızca hem Arapça mı oluyor form? Evet kesinlikle. Yani mesela diyelim ki devletin yapmak istediği bir duyuru ya da bir şey varsa mutlaka Fransızca ve Arapça yapılmaktadır. İkisi, evet. Aynen öyle. O zaman o 160'tan fazla dili konuşan kabileler de aynı zamanda işte Sudan'da olduğu gibi belki Arapçayı da anlıyorlar. Arapçayı da anlıyorlar. Yani herkes Arapça anlamasa da yani resmiyete geldiğimiz zaman Arapça ya da Fransızca. Vay, sokaklarda da Arapça çünkü sokağa çıktığın zaman mesela ben X kabiledenim. Yani diğer arkadaşlar farklı bir kabiledense yani ortak bir dil olmadı. Arapça mutlaka Arapça ya da Fransızca. Birinden biriyle anlaşıyorsunuz. Evet, birinden yani. Biri. Ama peki okullarda eğitim mesela ilkokulda Arapça mı veriliyor? Şimdi sistem böyle, iki tane sistem var. Bir tane Arapça var, bir tane Fransızca. İstersen anaokuldan ya da her iki dilde de Arapçaya gitmek istersen Arapçadan anaokuldan başlayıp devam edersin. Ya da Fransızcadan başlayıp Fransızcayla üniversiteye kadar sistem mevcuttur yani. Peki aileler neye göre karar veriyor buna? Aileler işte artık seçer. Mesela bizde bu yereller iki resmi diller. Çad genelinde resmi olsa bile mesela coğrafi olarak Çad'ın güney kısmında daha çok Fransızca yer alıyorken Çad'ın kuzey ya da kuzeye doğru artık daha fazla yani Libya'ya doğru. Libya'ya doğru daha fazla Arapça bulunuyor. İlginç. İşte ama seçim dediğiniz zaman yani belki babaların
istedik. Mesela Arapça biliyorsun, tamam, madem biliyorsun Fransızca ile oku. Ha. Ya da evet, yani bu şekilde. Peki bazen böyle mesela bir abi diyelim Arapça devam etmiş, kardeşi Fransızcadan devam olabiliyor mu aynı ailede? Kesinlikle. Mesela bizim evde ben Fransızca ile okudum. Ha. Yani amcam Arapça ile okumuş. Başka ha. kardeşim Fransızca, yani ailede bir bakıyorsun kimi, yani isteğe göre, yönlendiriyoruz. Şey evet. Peki yani mahalle Arapça konuşsanız lehçe farkı olur mu, yoksa fusha harici anlaşabilir misiniz? Kesinlikle. Anlaşabiliriz, evet. Lehçe konuşsa anlarız. Bir de şöyle bir durum var hocam. Yani Çad sınır komşu olduğu için Darfur'da bulunan kabilelerin konuştuğu dilde onlar da anlayabiliyorlar. Aa, Darfur, o zaman Darfur'u ayrı değerlendirmek aynen. lazım. Aynen, kesinlikle. Yani bizim ortak kabilemiz mevcut. Yani onun aynen. haricinde bizim Arapçamız, Arapça lehçemiz de yani bayağı yakın, bayağı yakın bayağı. Yani. Bir Sudanlı konuşursa %100 anlarım. Evet. Yani Çadlı konuşursa da Sudanlı onu anlar. Hemen hemen %100 anlar çok yani. Çok güzel bir şey ya. Yani bir dilin bu kadar şey olması. Çünkü Darfur bölgesi aynı zamanda konuşacağız birazdan. Osmanlı'nın da daha oralara kadar uzandığı, değil mi? Bir, evet. bir tarihte yer aldığı aynen bir yer. Şimdi bu Togo'ya devam. Yani ben böyle döndüre döndüre hem şey yapalım, zenginleştirelim diye. Togo'da iklim nasıl diye başlayayım ben. Şu bizim orada tropikal bir iklime sahibiz. Mesela normalde insanlar işte Afrika denilince çok sıcak diye diyorlar ya. Aha. Ama tabii aslında o kadar da değil de. Değil. Aha. Çünkü mesela Togo'da işte Nisan'dan Temmuz'a kadar bizim yağmur. Nisan, Temmuz, yağmur. Evet, yağmur tanıdığımız. Yağmur bir, mevsimi. Evet, bir mevsim var. Evet. O zaman, o dönemde yağmur yağdığı için işte insanlar, çiftçiler bir şeylerle, bir sürü şeylerle uğraşıp bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorlar. Tabii. Ondan sonra yağmur bitiyor. Ama iklim sıcaklık stable. İşte, yani daha duran. Evet. Evet. Yağmur yağdığı dönemlerde soğukluğu var ama tabii karın işte üretici bir soğukluk değil. Evet. Temmuz'dan sonra bir iki ay geçer, heh. Biraz soğuk sıcak oluyor sıcak. Ve ondan sonra iki aylık yağmur yine yayıp gider. Ha. Şimdi geri kalan, yılın geri kalan işte dönem sıcaktır. Sıcak? Evet. Ha. Kaça kadar? Nisan'a yani? Kadar. Nisan'a kadar? Ama evet, ne peki yani kadar. Sıcaktan kasıt mesela 40-45? Evet, yok. Togo'da mesela en fazla 8, yok 38 oluyor. Ha, en evet. fazla. Ya, biz 38 oluyor. Ama işte mesela Çad ve çölün olduğu yerlerde daha çok bazen işte 45 ve 46 gibi işte. Değil mi? Evet. Yani, seviye ama, gidiyor. Ama tabii siz sahilde olduğunuz için. Aynen. Belki o da. Bir de şimdi yeni bir şey var. Hissedilen sıcaklık var bir de değil mi? Evet. Yani bazen çölde 45, sizin 35'iniz yani daha şey hissedebilir. Doğru, evet. Belki de, o da işte bir şekilde etkilenir. Böyle peki Sudan ve Çad iklim hemen Sudan. De ikinize de sormuş olayım. Aynen. Sudan da tropikal bir de kuzeye gittikçe sıcak oluyor, güneye gittikçe daha serin oluyor. Daha serin oluyor. Sıcaklık geldiğimiz zaman 45'e, 50, 55'e hatta ulaşır. 55'e kadar? Ulaşır yani. Hatta bazı arkadaşlar diyorlar ki Sudan'da 4 mevsim var evet ama ilk yaz son yaz bu şekilde yani. Çok yaz çok sıcak. Aynen yaz. Bu şekilde ama aslında 3 mevsimimiz var. Yağmur mevsimi, kış mevsimi ve yaz tabii. Bulunuyor. Ama kar ya, yağmaz. Ciddi bir kar yani daha kar. Yani 50 derecelere ulaşıyor. Evet. İnsanlar nasıl hareket edebiliyor yani? Yani bunu bu şekilde çözdük. Her yerde klima taktığınız zaman değil mi? Bu çözülüyor yani ortadan çözülüyor kalkıyor. Ama o zaman şeydi ben hatırlıyorum Libya'ya çok gider gelirdim ben. Evet. Orada da çok sıcak. Akşamları bile sıcak. Hı. Ama şöyle bir şey oluyordu. Ziyaretine gittiğimiz herkes bir küçük odada klimanın altında oturuyor. Kesinlikle. Ve tabii herkes evlerinde 5 tane klima çalıştırdığı için elektrik patlıyor falan, kesiliyor falan. Neyse bir doktor var. Dedim ki ya doktor bey siz böyle yaşıyorsunuz çünkü her tarafta klima var. Dedeleriniz nasıl yaşıyordu? Klimayı bilmiyorlardı ki dedi. Yani bilmeyince aslında. Şöyle bir çözüm daha var hocam. Yani daha önce dedelerimiz klima bulunmadığı zamanlar. Heh. Evler ev yapısı neyden? Çamurdan yapılıyor. Ha.
Çamur zaten karpiç. Aynen. Evet. Daha serin oluyor yazın. Tabii değil mi? Gündüz daha serin oluyor. Onu bu şekilde. Şimdi galiba çözünce. Beton evler sıcağı emiyor sıcağı akşamleyin. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen. Yani demek ki pek eski usul daha iyi. Aynen. Çat'ta da aynı şeyleri yaşıyor musunuz? Evet, Çat'ta da aynı şey yani. Çat'ta da yani genel olarak diyebilirim ki iki tane mevsim var. Çünkü bizim oradaki kışın o kadar şey olmuyor yani buradaki ya da karlı falan olmuyor. Tabii. Güneyden daha çok güney kısmında daha çok soğuk oluyor. Daha çok yani orada ormanlı serin, yerler daha serin oluyor. Oradan kuzeye doğru artık sıcaklık yani çünkü orada tabii. Çöle yaklaşıyorsunuz. Orada tabii. Daha çok artık yavaş yavaş 40-45'e kadar çıkıyor. Çok sıcak. Evet, iki mevsimimiz var yani. Ha. Yağmurlu ve yaz mevsimi bulunmaktadır. Yaz. Ama arada kış dönemi de oluyor. 3 aylık bir dönem. Ha. Geliyor bayağı ama kurak yani. O kadar şey olmuyor. Belki biraz soğuk oluyor. Evet, soğuk oluyor. Ama o kadar fazla sürmez. Nemli. Yani ilginç aslında. Bunlar tabii hayatı da belirliyor. Değil kesinlikle. Mi? Peki şeye gelsek. Şimdi bu yerel kabilelerden bahsettik. Mesela Togo'da biz yerel kabile dediğimizde işte dil farklılıklarından bahsediyoruz. Tamam. Ama bunların başka ne özellikleri var? Yani standart düşünebileceğimiz kabile, yani şimdi Türkiye'de kabile dersen insanların algısı farklı. Orta Doğu'da kabile, aşiret dersen biraz daha farklı da. Mesela Togo'da aşiret deyince belli özellikler taşıyanları var mı? İnanç sistemleri de dahil. Tabii. Biraz onlardan bahsedelim. Hemli nasıl ya? Çok var. Çok. Evet, çok var. Ama mesela benim haritada şu gözükebilir çok iyi olur çünkü daha önce bizim işte şimdiki Togo'muz öyle değildi da. Hı. Daha büyük bir Togo'muz vardı. Tabii. Ama işte dekolonizasyon falan geldi ve tabii, her şey gitti. Tabii. Şimdi böyle bir Togo var. Benim demek istediğim şu aslında o zamanlarda işte insanlar Togo'da belirli bir kabile sahipti. Hı. Ama dekolonizasyondan sonra insanlar buradan, şuradan, işte batıdan, kuzeyden herkes gitti. Hani ülkeye geldi. Hı. Ve artık kim nereden geldiyse oradaki yaşam tarzı, oradaki kültürü ve oradaki dini ya ile yaşamak zorunda. İnanç sistemini getirdi. Mesela Burkina'dan gelmiş halk, bir halk var. Biz mesela ben onlardanım. Ha. Ve fil dişi'den gelen başka bir halk var. Yani bunlar göçler var. Tabii. Aynen, hiç evet. Hiç konuşulmayan değil evet. Bu. Tabii öyle. Tamam. Çeşitli sebeplerle insanlar göç ediyor. Evet, ülkeden, kesinlikle öyle. Evet. Şimdi bu şekilde ülkeye göç ettikleri için bazen Hristiyanlık diyoruz da. Ha. Ama Hristiyanlığın nasıl bir şekilde? Tabii ki normalde biz Hristiyanlık denildiğince ha bu işte onların tarihi farklı diyebiliyoruz. Ama mesela Togo'ya giderseniz bir kişi Hristiyan diye bilinir ama onun işte ibadet tarzı çok başka bir şekilde. Çünkü başka bir Hristiyan var onun da nasıl ibadet ettiğini çok farklı bir şey. Tabii. Bazı kabileler de var. Onların işte mesela şey var ne denir? İnançları inanç, var. Evet. Hı-hı. İnanç tacları vardır. Farklı çünkü, yani. Aynen evet. Çünkü geleneksel şeylerle uğraşan ha, o kadar insanlar var ki. O zaman bir Müslümanlık, bir evet, Hristiyanlık tabii. var. Ona... Zaten evet Togo'da Togo nüfusunun bu arada Müslümanlık, nüfusu sorduk bir saniye. Ne kadar 8 milyon. 8? Evet 8 milyon. Aha. Ama Müslüman oranı %25'tir. Hmm, evet. Tamam. Hristiyanlar da %25. %25. Geri kalan oran hepsi geleneksel şeylerle uğraşıyorlar. Ha, geleneksel evet. inanç sistemi. Aynen. Geleneksel inanç sistemler. Peki, mesela geleneksel inanç dediğimizde ne yani ne geliyor akla? Mesela vodun diye bir şey var. Ama işte bize iyi değil. Bizim komşu Benin'den geldi. Evet. Ama yine de bizim orada vardı. Orada. Ha. Nasıl bir şey? Tabii neye inanıyorlar yani bildiğin kadarıyla. Onların işte tabii daha çok eskiden onların atalları, spiritüel şeyler, onların atalları yaptıkları çalışmalardan çalışmalara dayanarak bir şeyler bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Anladım. Çünkü mesela o insanlar var ki hasta olunca bile hastaneye gitmiyorlar. Yani onları
Doğal yollardan tedavi. Evet, onların doktoru daha doğrusu işte şey ormanın bir yeridir. Ha. Evet, onların doktoru. Çünkü bizim işte modernlik geldi de ama işte ilaç ve modernite ile ilgili olan hiçbir şey ilgilenmiyorlar. Reddediyorlar mı peki? Evet, reddediyorlar, evet. Ya onların doktorluğu ormandaki evet. Bitkiler, otlar. Tamam ama gerçekten de çok iyi, güzel bir şekilde gelişiyor. O yüzden devam ettirmek zorundalar. Evet, o yüzden devam ettirmek zorundalar. Belki onlar de bizim... daha ucuz belki. İşte ucuzlukla alakalı bir şey olmayabilir. Çünkü o insanlar var ki mesela ben böyle duymuşum da bir insan sadece test yapmak istemişler. Acaba biz birkaç yıldır böyle bir şey yapıp şey sürdürüyoruz da ama şimdilik böyle yapmayalım da biz sıra dışı bir şey yapalım dedik. Tamam. Hastaneye gittiler. İşte tedavi normal tedavi falan aldılar. Ama sonra ne oldu? Adam işte olmuş. Hayda. Bilmiyorum bu algı mı? Nasıl oldu ben onu anlamıyorum da ama gerçekten bu şekilde oldular. Çünkü onlar düşündüler ki mesela belki bunu yapmayıp hastaneye gidersek daha çok iyi olursa zamanla biz de bu bizim şeylerimizi bırakıp tabii modern tıbba artık modern bir yaşam işte evet. Tarzına daha çok şey tarzına daha çok rahat oluruz. Evet. Ama bu şekilde olmayınca yani tabii. İşte hiçbir şekilde şey yapmadılar yani güven bu şeyi güven tamamen vazgeçtiler onlar. Vazgeçtiler yani güvenleri sonra evet onların kalmadı. Eski yaşam tarzına döndüler. Devam ettiler. Ama tabii ki bizim dediğimiz insanlar aslında çok az vardı. Çünkü herkes şimdi şehirde yaşıyor falan filan. Tabii değil aslında mi? Bununla uğraşan az insanlar var. Ama yine de işte bir tek bir kişi olsa da yine de. Ama önemli yani aynen. Hala demek o evet. Eski gelenekleri şey yapan nedir o devam ettiren insanlar var. Çünkü biz biliyoruz özellikle bu bölge 1916'da yani Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında İngilizlerle Fransızlar arasında paylaşılıyor. Aynen. Yani adamlar burasını özellikle 1922'de İngiliz Togoland ya da Togo ülkesi Fransız diyelim. Togoland. Bir de Fransız Togoland aynen. Diye kendi isim şeyleriyle yani Togoland evet. Diye ekleyip şey yapıyorlar. Bu şehirleşme artık bayağı. Ben senin gönderdiğin fotoğraflardan da gördüm. Arkada da bazen dönüyor. Togo ile ilgili yoğun şehirleşme var. O zaman kırsaldan şehire göç bayağı var. Var tabii. Değil mi? Yani çünkü zaten insanlar her yerin, bunu yapmak zorundalar. Her yerde öyle tabii. Bunu yapmak zorundalar. Çünkü hani burada dünyanın her kapında olduğu gibi. Mesela ben kırsal bir yerde yaşıyorum da. Ama bir dereceye kadar ben de şehire gidip başka bir şeyleri keşfetmek diye bir işte isteğim tabii, var yani. Tabii, o yüzden tabii. Zamanla mesela ben Togo'dayken tabii benim babam zaten şehirden şehire okuduğu için ben onu takip etmeyi ancak kırsal bir yerde yaşıyordum da. Evet. Ama zamanla mesela lise okumak için ben de dedim ki tamam madem benim babamı takip etmiyorum da o yüzden şehire gideyim da ki tabii. Oradaki işte onlar da şahit olmuş olayım. Oraya gittim, lise okudum. Sonra insanlar da böyle devam ediyor. Üniversite için de benim ülkemde devam edecek olursam muhtemelen başka bir şehre gidecektim. Yine başka şehir. Aynen evet. O peki, şekilde yani. Anladım. Kademli bir şekilde. Devam ediyor. Aynen evet. Peki Maha, senin Sudan'da ben tarih çok ilginç. Hem de sen tarihçisin. Artık elimizden kurtulamazsın. Şimdi milattan öncesine kadar tarihliyorlar. Aynen. Yani mesela Kerma krallığı diye. Hatta evet. Milattan önce 2500'de 1500 yıllar arası. Aynen, az değil, 1000 yıl. Aynen. Yani bunun kaydı var. Bunları nasıl anlatıyorlar şeyde? Yani sizin okul kitaplarında. Kitap, çünkü evet. Bunun ardından yine milattan önce 1500 ile 1070 yılları arasında yeni Mısır krallığı. Yani şu haritaya baktığımızda aslında Mısır sadece Mısır'dan ibaret değil bugünkü anlamıyla. Biz Mısır krallığı, firavunlar falan dediğimizde hep sadece sanki Mısır'ın Nil'in kenarıyız ama o bayağı geniş. Nasıl anlatıyorlar bunları? Aynen. Hocam Kuş Krallığı vardı o dönemlerde. Tabii. Kuş Krallığı'ndan önce daha yani milattan daha eski bir tarihte Hartum'da Bahri bölgesinde. Başkenti Hartum'da. Aynen. Başkenti Hartum. Hartum'da eski Kafatas mı deniyor? Eski evet.
kafatas bulunuyor. Yani chatta bulunduğu gibi. Aha. Orada insanlar yaşandığını var. Aynen tespit ediliyor. Evet. Daha sonra Kuş Krallığı geliyor. Onu bu şekilde anlatıyorlar. Kuş Krallığı uç saltanattan oluşuyor. Ha. Karma, Nepta ve Merawi. Tamam. Bunlar bir tane başlıyor. Yıkıldıktan sonra Uburu devam ediyor yani bu şekilde. Merawi krallığı çok fazla yıllar, uzun bir bu yıl Meleri, sonra. Bu Merawi değil mi? Merawi, evet. Merawi. Merawi, evet. Aha. Orada Merawi dağında bulunan bir şehirdir. Orada yerleşim yeri. Yerleşim diyelim. Yerleri vardı. Tabii bizim tarihimiz Mısır'la sürekli bağlı. Tarih milattan önce, milattan sonra Türk döneminde, sonraki dönemlerde Mısır'la bağlı. Bu Mısır'la bence bağlı. Böyle algılanmalı. Yani aynen. Şimdiki insanların zihninde sanki bu ülkeler hep ayrı ayrı yerlermiş de gibi hani oralara ulaşılmıyormuş gibi bir şey var. O değişmeli bence, değil mi? Aynen. O zaman yani Darfur bölgesi de dedik. Mesela Osmanlı zamanında ta buralara kadar etki alanı genişlemiş aslında. Peki bu üç krallık. Sen dedin Nepta krallığı, Merawi. Buraların kalıntıları duruyor mu? Yani bir şehir arkeolojisi var mı? O konuda çabalar var mı? Hatta piramitler var. Yani insanlar akıllarına gelince, piramitler deyince hep Mısır diyordu. Mısır tabii. Ama Sudan'daki piramitler, Mısır'dakiler daha eski hatta. Evet. Bak, bu farklı yeni bölgelerde bulunuyor. Evet. Ve sürekli bunu anlatmaya çalışıyorduk ama tarihi daha çok fazla aktarmadığımız için bu şekilde bilinmiyor. Maalesef. Aynen maalesef. Merawi'nin son krallık olduğu için oradaki piramitler yeni. Yani duruyor. Yani hiç tahrip görmemiş. Hı. Ama Nepta'da yani Mısır'a yakın olan bölgede onların piramidi biraz eski ve bazıları tamamen kaybolmuş diye biliriz. Bir de sonradan da insanın elinde yapılan barajlar, bunlar bu kalıntılar zaten su altında kaldığı için yani aslında suyu bir anlamda derleyip toparlama çabaları da var. Evet. Bir de ne diyeceğiz, modern zamanlarda bir Funç Sultanlığı var. Funç Sultanlığı. Değil mi? Şöyle hocam, o Funç Sultanlığı Müslümanların girdiği zaman Sudan'a. Yani Müslümanların Sudan'ı fethettiklerinden sonra öyle bir saltanatlar kurulmuştu. Yani bir Müslüman saltanatı. Müslüman saltanatları. Funç ve Foş saltanatlığı. Ama onlardan önce yine de Hristiyan saltanatları da vardı. Yine zaten az önce dediğim gibi her şey Mısır'dan başlıyor. Mısır'da Hristiyanlık başlamışsa Sudan'da kesinlikle olacaktır. Yani aslında Sudan, Mısır yani şu sınır şey zaten yani sınır yok gibi bir şey muhtemelen. Sınır yok Çöl şeyi. Aynen çizgiyle gösteriyorlar. İnsanlar şey yapıyorlar. Bunlar diyorlar ki ya sınırlardır, siyasi sınırlar. Bir de ya işte cetvel koymuş, çizmişler. İyi de çölde sınırı nasıl belirleyeceksin? Yani şimdi bir de öyle bir sıkıntı var. İnsanlar şey yapıyor. Cetveli koymuyor. Ne yapacaksın? Dümdüz bir şey çizeceksin. Evet. Ve ben yukarıda Ürdün'den biliyorum. Orada çölde ben çok dostlarım var, aşiretler. Giderim ziyaretlerine. Bazen çölde şeye çıkarım. Arabayla. Kaç defa Suudi Arabistan'mış. Buldular yine mi geldim ben diye. Sınır yok ki. Yani dümdüz yer işte. Ama onlar biliyor. Biz bilmiyoruz. Adam oradaki taşın ötesi Suudi Arabistan, burası Ürdün diyor. Geri gönderiyorlardı. İyi niyetliler tabii. Yoksa yapılacak iş değil tabii. Aynen. Şimdi o zaman biz yani sen dedin neredeyse 2 milyon metrekareye yakın bir yer. 1 milyon 900. Bugünkü Sudan değil mi? Ondan bahsediyorsun. Bundan bahsediyoruz. Yani güneyi ekliyor musun? Güney'i ekliyor muyum? Aslında bir de ona güney eklemek lazım belki. Aynen. Onun da bölgesi. Evet. Bir de tabii Mısır'ın kendisini bir o kadar eklesem böyle 4-5 milyon çat falan da bir de oralara da gidiyor. Yani muazzam bir alanı bu Mısırlı Mısır medeniyeti diyeceğimiz medeniyet. Bayağı adamlar şey gibi yani yayılmışlar, dağılmışlar. O da güzel bir şey. Ama ben ikinci bölümde asıl o sürpriz Mısır-Sudan şeyini anlatmak istiyorum. O etki nasıl hala devam ediyor? Onu özellikle bağımsızlık kazandıktan sonra. Ama bu arada şeyi bitirmeden bir sizin nüfus ne kadardı? Bizim nüfusumuz 41 milyon. 41 milyon? Evet. Yani siz Türkiye'nin 2,5 katı kadar toprak var.
Ama evet. Türkiye'nin yarısı kadar. Aynen öyle. Yani nüfus var. Ama ilginç tabii. Şimdi bu kadar geniş nüfus olmasına rağmen nüfus yoğunlukları yine Allah bilir şehirlerde. Şehirlerde. Büyük değil şehirlerde. Mi? Üst üste böyle. Hep bizde de olduğu gibi. Dediği gibi şehirlerde çok fırsatlar bulunduğu için tabii, insanlar kırsallardan gelip. O zaman kırsaldan göç ediyorlar. Göç ediyorlar evet. Değil mi? Öyle bir şey var. Tabii bu da aynen. Pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Evet. Mesela trafik Allah bilir. Değil mi? Çok kalabalık. Kartımda. Çok kalabalık. Ama sizin en yoğun yer Omdurma. Umdurman. Omdurma değil evet, mi? Ulusal başkentimiz o. O ulusal. Evet. Oradaki yazarken ben dikkatimi çekti. O değil mi anne? Omdurma. Yoksa? Umdurman evet. Yani bazen umdur aman. Yani amanın bulunduğu yani güvenin bulunduğu yer. Heh eman. Öyle söyleniyor. Umdur aman. Evet. Tamam emandan geliyor o zaman. Ben çünkü geliyor. Umu görünce ilk başta. Evet. Yani şimdi biz daha konulara hani hafif ısınalım işte yavaş yavaş başlayalım altında ilk bölüm bitti. Şimdi bir de böyle bir şey var. Evet yani hızlı vakit geçiyor onun için ama ben bunlar bilinsin istedim. Yani şimdi ikinci bölüm başladığında chat ile yine devam edeceğiz. Bunlar çünkü gerçekten insanlar bazen hani duyuyorsun isimleri işte bir Sudan var bölünde ilgili olanlar belki biliyor ya da Togo ya da Çad'ı. Kesinlikle. O nedenle bütün bunları anlatmak istedim daha. Konuşacak çok şeyimiz var. Efendim, Togo, Sudan ve Çad'dan gelmiş üç güzel arkadaşımızla o ülkelere dair konuşuyoruz. Yine gönül coğrafyamız. Kısa bir aramız var. Birazdan birlikte olacağız. Efendim, Gönül Coğrafyamız programının ikinci bölümündeyiz. Bugün biraz daha farklı bir şey yapalım. Koskoca kıta Afrika'sını kendi ülkelerinden devasa tarihleriyle, kültürleriyle, dilleriyle aklınıza ne geliyorsa konuşmak üzere bu programı organize ettik. Sağ olsun arkadaşlarımız aslında hepsi bizlerin yani YTB'nin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Kurumu'nun seçerek verdiği lisans, yüksek lisans ve doktora burslarıyla ülkemize gelen öğrenciler ve ben dikkat etmemişim tesadüfen işte Çad'dan gelen Carine bir arkadaşımız lisansta. Efendim Togo'dan gelen Faruk yüksek lisans değil mi? O evet. Şeyleri de söyleyelim ama Çad'dan Carine bir Medeniyet Üniversitesi İstanbul Medeniyet değil mi? Faruk İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde aynen. Yüksek lisans öğrencisi. Evet. Maha İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde. Şimdi bu üç ayrı kültürün, üç ayrı ülkenin ortak noktalarını, bizimle bağdaşan noktalarını bilmediklerimizi kendileriyle konuştuğumuz bir program bu. Dediğim gibi Dile Kolay 35. bölümdeyiz. Şimdi Togo ve Sudan'dan sonra aslında Çad'daydık. Çad'ın tarihine biraz daha bakalım istedik. Bu modern çağ tarihi dediğimiz 15. yüzyılda alırsak Carun Nebi neler var Çad'da? Ne bir sürü şeyler var hocam ama yine de daha çok yani o dönemlerde bildiğimiz üzere daha çok agresivite şeyleri. Mesela bu Batılılar girmeye çalışıyor. Doğru. Oradaki bulunan krallıkla da daha çok direniyorlar. Doğru. Ve bu şekilde yani bayağı çaba sarf ettiler. Ama bayağı yormuşsunuz adamları. Bak Alman aynen. Ne güzel yapmış. Diyor ki hiç beni yorma. Şuraya imzayı atın uğraştırmayın diyor. Aynen, evet, siz bayağı uğraştırmışsınız millet. Çünkü bu bizim... Biz savaş 3 yıl sürmüş. Baktın. Aynen çok çok fazla sürmüş. Evet. Çünkü onlar da yani Fransızlar gelmeden önce de bizde böyle inançları var. Yani tabii. Özellikle İslamiyet. Şimdi bunlar gelirken yani Hristiyanlıkla geliyor. Tabii. Şimdi bunlar diyor ki biz de niye bunlara beyin şey enelim ki yani dirindiler bayağı. Tabii niye kabul edelim? Evet kabul etmediler savaştılar. Evet. Hatta bir sürü yani bizlerden de onlardan da tabii. Ölümleri oldu. Tabii kolay. Ama mı? Yine de sonuçta onlar daha fazla modern ekipmanları, modern silahları tabii, olduğu için bizimkiler fazla şey dayanmadı ama yine de fazla kayıpları olmuştur. En sonuçta baktılar ki yani bir bahane bulalım bunları tamamen yok edelim. Yani 1900 hatta çok meşhur bir savaş vardı yani Kop Savaşı diye bilinen bir savaş. Oradaki Wadai Krallık
krallarında evet şey oldu. Oradaki alimler, oradaki çok bilgili insanlar. Ya bunları zaten yok etmezsek bir şey olmaz. Bir bahane bulalım, bunları tamamen yok edelim. Değil demişler. Mi? Bir dedi ki, dediler ki bizim bir generalimiz var orada. Yok oldu yani, öldürüldü. Hı. Şimdi bu neden? Bunun hesabını çekmeniz gerekiyor. Bunlar da kabul etmiyor bu şekilde. Tüm bu alimleri yaklaşık yani şimdi 70'ten belki 400'e tam sayı da yok yani. Çünkü evet. Çok ulemalar öldürüldü. Ya, bu katliam var yani, katlediyorlar. Katliam evet. Yani evet. Bilinen katliam. Sonra da zayıfladı gittikçe hatta 20 yani 17'de bu savaşlar olmuş. Tabii. 1920'ye gittiğimiz zaman artık tamamen onlar hakimiyetleri çünkü onlara karşı savaşan bir krallık da kalmadı. Doğru. Gittikçe bu zayıfladılar. Bu Çad'ın kuzey kısmında ya da ortaya doğru şimdi gidersen daha çok İslamiyet'in az olduğu hı. bölgeler. Hı. Yani şimdi onlar daha kolay girişimde bulundular. Bu tabii. şekilde yayıldılar dinleri, hakimiyetleri. Kaynaklar zaten asıl amaçları oradaki zenginlikleri almak yani. Ve artık ve bunun krallıklı. İçinde de insanlar bir ikinci şey yani aynen öyle. Değil mi? Yani ölmüşlerse de artık yapacak yapacak bir şey yok. Onlar yani saran maalesef, da olmuyor. Bu o zaman yani sömürge tam sömürge yılları 1900-1940 arası diye geçiyor. Yani bu onları tam hakim oldukları hakim, artık her türlü şeyi yaptıkları değil mi? Aynen öyle. Tam ya. Hakim oldukları dönemler. Yani 1940 ile 60 onları da konuşacağız. Bu evet. sömürgecilikten kurtuluş yılları. Kurtuluş yılları aynen öyle. Ama biz bunlar tabii insan iç karartan gerçekten üzen yani bu sömürgecilik şeyi çünkü yani ben biraz okuyayım dedim samimi söylüyorum. Yani bence şey koymaları lazım böyle 18 yaş altı bakmasın falan diye. Çünkü adam bir yeri eğer alamamışsa ardından binlerce şeyi getiriyor. Tonlarca silahı getiriyor ve bütün bir köyü, kasabayı, şehri hiç topa tutuyor ateş. Yani neyse bunları şey yapalım. Şimdi hazır senleyken Carnebi. Efendim. Biraz kültürden bahsedebilir misin bize? Yani iklimden bahsettik, dillerden bahsettik. Şimdi Çat deyince gelenekler nasıl şekilleniyor? Neye göre şekilleniyor? Yani zordur bu soru biliyorum. Kesin. Antropolojik bir soru ama... Hani ne bileyim mesela farklı gelenek ne vardı? Ne yapar insan? Yani şimdi Çad deyince baştan dediğim gibi yani 160'tan fazla yeri dil var olmak demek. Nüfusu sordu mu bak? Ha, şey. Evet sormadık ama onu şu anki tahmini nüfusumuz 16 milyon. Aha, tahmini. Güzel laf. Evet. Çünkü en son 2018 yılında yapılan 15 milyon şu an aşmış. Hatta doğru bir sayım yapılırsa bence daha da fazla. Çünkü bayağı artış var yani. Ülke ne kadar büyük onu da söyleyelim. Yani Çad'ı Afrika'nın 5 büyük ülkeleri arasında yer almaktadır. Bilmiyorum. 1.284.000 kilometre karelik yani, bir alana sahiptir yani. Yani 1,5 Türkiye yani öyle hani şey olsun diye. Evet. Aynen öyle. Şimdi oradaki kültür yani farklı kabileleri olduğu için farklı kültüre de sahiptir tamam. muhakkak ama yine tamam. de Çad deyince şu an Çad halkları deyince mesela Türkiye'de Türkler deyince akla gelen misafirperverlik gibi şeyler. Ama evet. bizde de Çatlı deyince misafirperverlik baya yani bizim sıfatlardan. O misafir ağırlanacak yani. Ağırlanacak. Öyle böyle ağırlanacak. Yani adamın cebinde 5 kuruş olmasa da. Değil mi? Yani misafir gelirsen muhakkak karın aç şey falan yatmazsın yani. Değil o mi? Kadar. Hakikaten ya. Bu kültürler... Evet. Aynen öyle. Şimdi bunlar düğün şekilleri yani mesela, resmi evet, törenler. Hazır dedin o zaman nasıl gerçekleşiyor evlilik? Yani Türkiye'de olduğu gibi kız istenmeye mi gidiliyor? Efendim babasına mı? Nasıl oluyor yani? Bu gelenek nasıl orada? Şimdi şöyle bizde daha çok şimdi biraz değişmeye başladı ama yani normal durumlarda... Tabii. Küçük yaştan ya da bu şekilde mesela benim bir oğlum var, ex kardeşimin ya da arkadaşımın da bir kızı vardır. Yani bazen küçük yaştan diyoruz ki tamam senin o kızın benim oğluma kalacak. Yani bu şekilde böyle. Eskiden... Biz bak beşik kertmesi diyorlar bilir misiniz bu tabiri bilmiyorum ama beşikte daha bebek ya oldum ya da işte kızım olursa senin aynen, oğluna gibi. Sana olur. İşte evet. bu şekilde vardır. Hmm. Ya da bu olmadığı zaman evet. büyük bir kız. Mesela ben şu... kızı beğendim, onunla evlenmek istiyorum babama söylerim ya da bu şekilde. Heh. Baba gidip
İster o kez resmen. Ha, işte o istemeyi soruyorum. Yani aile mi gider yoksa mesela Arap dünyasında caha vardır böyle toplanır ne kadar. Yok bizde bir vekil yani senin vekilin benim vekilim ha. Kimse artık o gider ister. Anladım. Ya da ben mesela arkadaşlarımdan birileri gönderip ha, onlar ister olarak. Yani ailece gidilmiyor. Anladım. İstenir işte oradan aile diğer karşı ailede kabul ederse kabul eder. Heh. Yani mehir şey koyulur. Ha, mehir? Mehir evet. Yani ne diyeceğiz başlık parası değil de o evlilik. Nikah şeyleri. Mehir diye. Yani geçiyor. O kızı artık yani almanız için şu mehiri ödeyip ha, o kızı tamam. Vermeniz lazım. Aynen öyle. O vermeniz lazım. O kıza lazım. Veriliyor. Ha. O da o kıza veriliyor. O kızı evlendikten sonra ev eşyaları. Aa, bir dakika. Mehir kıza veriliyor. Veriliyor. Evet. Ha, aileye değil yani. Değil, o kızı. Zaman o bir başlık parası değil. Yani bizim aile... Türkiye'de başlık parası anne babaya falan veriliyor. Bizde de ayrı kıza. Şey ayrı şey oluyor. Mesela ha. Evlendikten sonra evet. Düğün gününde ha. Mesela şey geliyorsun. Ya da biz de önce mesela resmi ya dini nikah diyoruz. Ha. O... Olurken mesela getiriyorsun o senden istenen miktar mehri. Getiriyorsun. Aa. Bir de gelenek olarak aileye bir çanta ya da bir bavul şeyleri mesela içinde kıyafet olabilir. Hediyeler. Hediyeler olur. Hmm. Babaya mesela kardeşlerine. Aa, o güzel bu bir şey. İçten tabii. Gelen bir şey isteniyor. Evet, evet, bir belli. De bizde böyle bir şey var mesela paranın yanında ya da değerli bir şey mesela altın heh. Olur mesela birkaç gram birkaç şey istenir senden. Heh. O da yerine getirirsin. Kolayca mehir olarak mehir olarak evlilik olur. Peki şey değişiyor mu artık? Yani mesela kız da erkek kendi gidip evlenme, kaçıp gitme gibi yoksa yok. Bu aşiret kültüründe zor. Yok bizde şöyle bir şey var yani hatta o derecede yani böyle mesela ben ki yani iki kişi mesela aralarında böyle bir şey oldu. Ha. Sevdiler. Ha. Şimdi evlenmek istiyoruz. Ya yani mutlaka aile mutlaka gelecek. Mutlaka ailesi. Bir kız da yani yapmaya da çalışmıyor. Erkek daha de böyle abi. Sahipsiz oluyor yani çünkü. Tabii. O zaman. Ama yine de ana evet, esel evet. Bunu belirliyor. İsterseniz gidip orada da şey evliliğinizi yapabilirsiniz. Aha, tabii. Ama yine de yaygın bir şey değil yani. Değil. Belki %0 kat diyebiliriz. Yani o güzel. Maha senin yani aynı ülke kültür adından benziyor, böyle gidelim diye evet. Sordum. Nasıl? Evlilik geleneği çok fazla kabile olduğu için her kabilenin farklı bir geleneği ha, var. İlginç. Ama ortak olan geleneğimiz kız istemesinde ilk başta erkek yani damat, adayın ve arkadaşları ilk başta onlar gider. Hmm. Babasıyla tanışır, babası da onlarla tanışır, bir bakar, sorar. Onay verdikten sonra o adayın gidip ailesi çağırır, onlarla beraber tekrar kız istemeye geliyorlar. Ha, yani kız isteme bir seremonisi var bir kere. Aynen. Usulü var o gelinecek. Aynen. Tamam. Aileler geldikten sonra artık düğün, nikah zamanı bunlar hepsini belirleniyor. Bu günlerde eğer Ramazan'a denk gelirse yani bir ay sonra Ramazan var ya da birkaç gün sonra Ramazan evet. Başlıyor. Gelin ailesi Ramazan malzemesi hazırlayıp damada gönderiyor. Aa, güzel. Yani gelinden geliyor. Yani. Aynen gelinden geliyor. Çok onlar güzel. Bir şeyler hazırlıyor. Onlara gönderiliyor. Onlar da yani damadın ailesi bayramda onlar da bir şeyler hazırlayıp gelin ailesine gönderiyor. Hmm. Böylece şekilde. Ailelerde tanışmış oluyor aslında aynen. Değil mi? Gelip aynen bu şekilde. Onlar bittikten sonra şimdi düğün yapılıyor. Hı. Düğün usulü iki şekilde oluyor. Normal işte Türkiye'de olduğu gibi beyaz gelinlik giyer, damatlık giyiniyor hı. Bu şekilde. Bu gece bittikten sonra aynı günde olabilir akşamı ya da ertesi gün. Sadece ailenin yakın akrabalar, yakın arkadaşlar gelinde işte bir elinde bir süt veriliyor. Damada ha. Da aynı şekilde süt veriliyor. Bu damat sütten alıyor, gelin de sütten alıyor. Kim önce daha yüzüne ne deniyor püskürülse daha şey getiriyor. Yani bereket mi? Bereket getiriyor aynen. Çok güzel. Onun için kız daha yani erken püskürtmeye çalışıyor bu şekilde. Çok güzel. Peki şey var mı hani bize söz işte nişan ya da var. Düğün yani evlilik gibi o ayrı aşamaları aşamalar. Bekleme var mı? Var evet. Yoksa doğrudan istendi hadi haftaya evlenin bitti mi? Genellikle evet. Yani istemeye geldiklerinde kızın babası biz hemen nikah kıyalım ha, ketbik kitap diyorlar ona. Sizde ne diyorlar? Ketbik kitap. Hani yani şeyi yazalım. Akıt diye akıt. Geçiyor tamam. Evet. Aha. Bazıları öyle yapıyor, bazıları yok. Nişandan sonra ne bileyim kız okuyorsa o okumasını bittikten sonra ancak
Diyun 1-2 yıl sonra yapılır bu şekilde. Yani peki şey var mı şimdi sonra. Bu İslami geleneğinde mihir dedik değil evet. mi o var. Peki o mukaddem muahhar onlar şey da var mı sizde? Ha, aynen. Yani mesela biz mukaddem aile mi istiyor erkek mi belirliyor? Yani evlilik öncesi kıza verilen para diyelim ona ya da değerli eşya. Yani o adlandırdığımız mahir değil mi? Evet. O mihirde. Artık hiç tamam. kimse ellemiyor. Tamam. Kızın elinde kızın oluyor. Elinde. Bir de muahhar var değil mi? Muahhar eğer bir, o eğer bir evlilikte bir iyi gitmezse, boşanma olursa, kıza verilecek olan bir, o da bir belirleniyor şey yani. Aynen. Ha. Belirleniyor aynen. İsteme gününde de belirleniyor. İsteme günde. Ha, evet. Biz de değişiyor. Mesela o verilen paranın mesela bir boşanma gibi bir söz konusu olursa bakılıyor. Mesela kız hatalıysa o ha. para geri iade ediliyor. Çünkü ha. erkek vermiş ve kız evet. diyor ki ben bu adamı istemiyorum derse bu para geri veriliyor. Ha, veriliyor. Erkek iade. Bazen istemeyebilir o parayı da ben sizden almam evet. diyebilir. Yani bu şekilde evet. oluyor. Ama şeyler büyükmüş. Şimdi ben duyuyorum özellikle bazı körfez ülkelerinde bu mihir meselesi çok yüksek meblağlarda yani böyle hmm. 1 milyon dolar falan böyle bu ciddi toplumsal sorunlar yaratmaya başlamış. Hatta anladığım kadarıyla bazı körfez ülkeleri kendi vatandaşlarına yardımda bulunuyor. Yani şimdi o 1 milyon doları nerede toplayacaksın? Yani şey bu hani kızımız çok değerli diye ama bu sefer de evlenilmiyor. Evet. Yani şimdi peki bu yüksek mihir isteme şeyi var mı? Yani öyle bazı insanlar abartıyor bu işleri. Bizim Türkiye'de mesela düğünleri abarttıkları gibi yani hatta benim bir hoca arkadaş var şey hiç unutmuyorum eğer izliyorsa da selam olsun. Ben diyor kesin öğrendim bizim hanımlarımız düğün salonu sahipleri için çalışıyor. Çünkü onlar ne derse o para veriliyor yani oralara. Neyse helal hoş olsun da evet. bu tür toplumsal şeylere yol açan var mı? Başlamış evet. Başlamış. Yani çok fazla mehir isteme, çok fazla iş kızın kıyafet altın istemeye ha. başlamış. Evet. Ama daha önce öyle bir şey yoktu. Daha önce belki, evet. Kız istemeye geldiklerinde düğün duyuruldu. Düğün yapılacak ha. diye tüm aile hem erkek ailesi hem de kız ailesi bir defter açılıyor. Siz gelirseniz ben şu miktar parayı verdim diye yazılıyor. Yani yardımlaşma kaydediyor. Şeklinde oluyor. Bu Güzel. Şekilde düğünler yapılıyordu ama tabii ki yeni dönemlerde değişiyor. Değişiyor. Güzel. Değişmeye başladı. Evet. Peki Togo'da nasıl? Yani hadi iki şey biraz benzer diye o tarafa şey yaptık ama. Yani biz de işte bizim oradaki yaşadığımız sorunlar, onlarla hiç alakası yok da. Belki evet. de hiç yaşamıyorlar. Çünkü mesela bizim Togo'da bu şekilde oluyor. Mesela bir ülkede farklı inanca sahip bu kadar grup yaşıyorlar. Tabii. Ama birbirleriyle aynı zamanda evlenmek zorundalar. Ya evlenebiliyorlar diyelim. Tamam. Ha, evet. Şimdi Müslümanlar var, Hristiyanlar var ki daha önce demiş olduğum gibi Hristiyanlar içinde de A, Tabii. B, C, D Hristiyanlar da var. Tabii farklı. Şimdi bir Müslüman bir Hristiyan ile evlenme gibi şeyler söz konusudur. Aha. Ama bu şekilde kolay kolay olmuyor. Evet. Mesela bazen diyorlar ki bir Hristiyan bir bayan Müslüman bayan ile evlenmek isterse ha. şimdi iki farklı durum var. Ya Müslüman Hristiyan olacak. Ya Hristiyan Müslüman oluyor. İlla tamam. böyle bir din değiştirme evet. talebi var yani. Evet. O da tamam. çok zor. Çok kesinlikle çok zor bir evet, durum. Tabii. Tabii. Gerçekten. Peki diğer inanç sistemleri ne yapıyor? Diğer? Yani Hristiyan ve Müslüman olmayan gruplar içinde. Aynı şekildedir. Aynı mı? Aynı şekildedir. Aa. Hangi şey inanca sahip olursa olsun evet, herkes evlenmek isteseler ya da aynı şey olursunuz ya evlenme olmuyor. Peki biz Müslümanlar arasında diyelim. Tabii, o zaman yani ne oluyor? Kolay. Mesela aynı usul mü? Evet yani. Aynı işte, genelde aynı şekilde Heh. İnsanlar işte mesela diyelim ki bir erkek bir bayan beğenmiş ve evlenmek istiyor. Hı. Tabii direkt olarak kendisi gitmiyor. Ailesiyle önceden konuşuyor Aha. ve o ailesi bazen işte damadın yok gelinin ailesine giderken damat gitmiyor. Ha. İlk olarak işte onların ailesi tamam. gidiyor ve konuştuktan sonra işte nasıl olursa artık evet. tamam deseler
ve bir şekilde bir şeyler yapma, işte yapmaya başlarlar. Evet, hani düğün hazırlıkları yapıyorlar. Aynen, hazırlık gibi bir şeyler. Aha. Orada tanışma niyetli. Hı. Olursa tabii daha sonra Müslümanlık bir düğün. Tabii Müslüman olur. Evet, yine mihir var tabii kıza verilen. Tabii varlardı ama daha önce tabii her toplumda olduğu gibi çok, çok abartılı bir şeyler işte soruluyordu da. Ha. Ama zamanla işte zaten kaldırılıyormuş gibi. Ha, kalkıyor. Bir, aynen evet. Çünkü yani bu çünkü aslında... ben bazı kültürlerde insanların evlenemediğini duyuyorum. Yani gerçekten aynen, çok para gidip o parayı değil mi bulacaksın da bir de ev kuracaksın. Ev kirası vereceksin, döşeceksin yani bayağı. Evlenmemeye sebep işte, oluyor. İşte değil mi? Tabii gençlerin evlenmemeye. Gençlerin o kadar meblağ bulmaları zor yani imkansız kadar. Tabii. Ama şu an mesela bizim ülkede son zamanlarda şöyle ortak bir şey bulmaları gerekiyor demişler. Dediler ki artık yani kim hangi kabileden geliyorsan gel. Evet. Bu meblağı vermen yeterli. Mesela diyelim ki 40 bin TL. Evet. Herkes eşit şekilde evlenmek istiyorsan o 40 bin TL'yi vermen gerekiyor. Ama şu an hala fix bir karar almadılar. Çünkü mesela bazı kabilelerde daha yüksek meblağ istiyorken bazilerde daha düşük istiyorlar. Evet. Yani, ama bu bir sorun ya. Yani bunu yani, bir şekilde. Ama bazıları da ise hatta çok kolay bir şekilde istiyor musun? Aldın gitti. Al git yani. O kadar basit bir şekilde oluyor. Ha. Yani bazıları şey ise, yapmıyor. Evet, dert etmiyorlar. Dert etmiyorlar. Bunları. Yani. Bizde de böyle bir söz dolanmaya başladı. Akallahunne mehran ekserahunne bereke. Kim daha mehri çok azsa o daha bereketli bir evlilik doğru, olur. Doğru. Artık gençler daha yavaş yavaş buna inanmaya başladılar. Ve o yarattığı sıkıntıları gideriyor. Vallahi çok güzel. Şimdi ben aslında biraz daha kültür falan diyordum ama hazır Maha konuşmuşken ama bunu atlayamayız. Yani ben de tarihçiyim, o da tarihçi. Şimdi Sudan'ın tarihi çok ilginç gelişen bir tarih. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şey yapmıştım, ikinci bölümde de konuşuruz diye. Nereden? Funç Sultanlığı'nda bırakmıştık en son. Evet. Osmanlıların şeyinde ne anlatırsın? 19'a gelelim şimdi. Evet. Şimdi Merevi'den başladık. Hristiyan Sultanlığı'ndan bahsettik. Sonra Müslüman zaten İslamiyet Mısır'da başlamış. Amr ibn-i As ve Abdullah ibn-i Bisr Mısır'ı fethettikten sonra Sudanlılarla ticaret yoluyla orada İslam olmaya başlamış. Ondan sonra yayıldıktan sonra Müslüman Sultanlığı, Fonç Sultanlığı, For Tegeli Sultanlığı ortaya çıktı. Fonç Sultanlığı uzun süredir o faaliyetleri sürdürmeye çalışırken Kavala'da Mehmet Ali Paşa Mısır'ı valisi olmuştu. Oldu. Evet. Kendini vali yaptı. Vali yaptı. Sonra onun istediği gerçekleştirmek için ben adamları, altınları toplamak için Sudan'ı fethedeyim demişti. Sudan'ı fethetmek için onun oğlu İsmail Paşa'yı göndermiş Sudan'a. İsmail Paşa'yı da tabii ki Sudan'ı kontrol etmesi için gönderdi. İçin, aynen. Orada işte bulunan Fonç Sultanlığı yıkıldı. Tabii ki mücadele yaşandı. Tabii. Yıllardan sonra 1821'de artık tamamen Sudan'ı Kıvalılı Mehmet Ali Paşa'nın elinde geçmiş oldu. Oradaki yaptığı zulmetmek ve kötü davranışlar tabii bunların insanları kabul etmemesi bir sebep olmuştu. Tabii. O dönemde medrese eğitimi alan ve çevresi geniş olan Muhammed Ahmed el-Mehdi. Yani o meşhur Muhammed Ahmed. Aynen. O Mehdilik ya da Mehdiye hareketi. Mehdiye mi hareketi? Mehdiye hareketi diye geçiyor. Ansar hareketi diye Ansar geçiyor. Diye çünkü geçiyor. Onun çevresindeki toplanan destekçiler Ansar ismine verildi. Ama onlar... bunun bir sebebi var değil mi? Şimdi yani Mehdi bu Zat-ı Muhterem'in adı değil. Değil. Mehdilik iddia etmiş. Kendini Mehdi ilan ediyor. Yani ben diyor işte beklediğiniz Mehdi benim diyor. Onu anlatalım da. Aynen. Yani öyle demiştiniz. Onun için tabii adam Mehdi olunca etrafındakiler de Ensar. Herkes onun tabiri oluyor.
tabi oluyor. Bu ciddi tabi bir hareket olmuşlar. Yani aslında evet. Bayağı halifelik de kuruyor. Onun için insanlardan duymak istedim yani. Evet. Aynen öyle. Muhammed Ahmet el-Mehdi. Çoğu insan bunu Mehdi ismi de olduğu için. Ha, hani Mehdi, Muhammed, Ahmet, Muhammed Ahmet sanki adı değil. Adam evet. Kendini Mehdi ilan etmiş. İlan evet. Etmiş. İnsanlar da ona tabi olmuşlardı. Ciddi ve büyük bir hareket tabii. Kurmuştu. Ansarları çok fazlaydı. Kavalalı Mahmut Ali Paşa'yı karşısına çıkmıştı ve uzun bir mücadeleden sonra El-Mehdi yani Türklerden ya da ne diyelim Muhammed Ali Paşa'dan kurtulmadan önce vefat etmişti. Onun yerine halifesi geliyor tabii Abdullah-ı Taişi. Onun yerine devam etmeye çalıştı. Tabii. Hatta ta Mısır'a kadar yol açmıştı. Oluyor. Yani evet. İlginç tamamen, bir şey. Bu aynen. Bahsettiğim 1800 kaçtayız ben şimdi notlarıma da bakıyorum 1881 yıllarında. Evet. Bir Orabi isyanı var. Onu da ayrıca duymak istiyorum ama aynı yıllarda bu Mehdi hareketi yani kendini Mehdi ilan etmiş olan bu şahıs yani Muhammed Ahmet adlı şahıs ben diyor Mehdi'yim hareketi başlıyor ve bayağı da ilgi görüyor. Evet. Değil mi? Evet. Bu Kavalalı ve hanedanına diyelim orada Kavalalı'nın kendisi değil tabii hanedanına bayağı güç vakitler geçişe yapıyor yani zorluyor o tarafları hatta kendisi umdurman şeyi oluyor. Başkenti yapmıştı. Evet yani halifeliği oraya kuruyor. Adam halifesi ve kurduğu yer var. Evet. Yani şaka değil. Evet. Yani bu Hartum'un yan tarafı bir yerde. Onlar Hartum'u başkenti ilan ettikleri için ben Hartum'u almayayım diye Umdurman'dan o hükümeti sürdüreyim. Oradan diye Umdurman'dan devam ve yani işte. Adamın şeyi var nedir o halifesi ardından devam edeni. Evet çok ilginç. Aynen. Muhammed el-Mahdi vefat ettikten sonra tabii o mücadele yaşarken de kadınların da rolü var hocam. Hani bir bölgeden bölgeyi fethederken Rabihal Kinaniye yani şimdiki zamanlarda adlandırmak istiyorsak istihbarat başkanlığı diyebiliriz. Askerler geldiklerinde uzaktan görerek gidip Muhammed el-Mahdi'nin veya o bölgedeki ansarlara anlatılır. Onlar da hazırlıkları yapar. Öyle bir şekilde. Kadınlar yapıyor. Kadınlar yapıyor. Ya kadın istihbarat örgütü i̇stihbarat var. İstihbarat örgütü aynen. Çok ilginç. Tamam. Bu şekilde Mehdi'lik hareketine yardım etmeye çalıştı ama bir süre sonra zaten askeri silahlar ve ateşli silahlar olunca Kavalalı'nın elinde olduğunda tabii ki Muhammed el-Mahdi'nin hareketi öyle bir şey yapamadığı için hemen bitmişti. Bitti Kereli, ama yani aynen. Orada tabii İngilizlerle Kavalalı yaparak. Hanedanının devam ettirenler diyelim. Çünkü Kavalalı'nın kendisi bu 1899'dayız şimdi. Çok ciddi çatışmalarla aslında katliam yine. İngilizlerin ve o sırada Mısırlıların elindeki silahlarla bu hareket tamamen bitiriliyor. Evet. Ama öyle böyle değil. Yani birkaç yılda olsa adam kurmuş. Veya yani şey bu ilginç şeyler de oluyor. Ama asıl bir de tabii Urabi isyanı var. Şimdi bu konuda bir şey söyleme imkanım var mı? Yani yani o da bayağı etkin bölgede. Özellikle işgale karşı direniyorlar. Ama Mehdilik en çok adını duyuruyor. Evet. Değil mi? Evet. Bu Urabiler pek şey yapamıyor Mısır bölgesinde. Daha sonra onların adını duyacağız. Şimdi ben bu İngiliz kontrolü 1899'da ve çok ilginç bir şey. Yani benim derslerimde anlatırken 1950'leri ve 1960'ları darbeler yılı diye anlatırım. Bütün Orta Doğu, belki Afrika'nın da pek çok bölgesinde darbe üstüne darbe. Hatta şöyle derim 1920'ler. Kesinlikle 20'ler ama biraz 30'lara kadar kayan da var. Ulus devletlerin kuruluş şeyidir, yıllarıdır. 20 yıl koy oraya. İşte o oldu, bu olmadı, anayasa değişti falan ama yani 20 yılda bir şey oluyor. Arkadaş 50-60 darbeler yılı. Kesinlikle. 70 iç savaş yılları bir yerlerde. İşte daha sonra yine darbeler devam ediyor. Çok ilginç bir dönem ama benim asıl burada senin aracılığınla dikkat çekmek istediğim Orta Doğu biraz da olduğu için. 1952'de bir Mısır'da darbe var. 52 darbesini General Muhammed Necip, onların dediği gibi. Evet. Şimdi Muhammed Necip darbe yapıyor
krala karşı işte bunlar hür subaylar, işte subayların darbe, askeri bir darbe yani. Hatta onu da söyleyelim izleyicilere şey olmasın, niye bu darbeler? Çünkü 1920'lerde, 30'larda yeni ulus devletler inşa edilirken diyorlar ki ya hani yeni bir devlet, yeni bir oluşum, şu halkın çocukları da bir noktalara gelebilsin. Yani bürokrasi de başarılıysa, asker de general olabilsin. Yani halk çocukları, yani elitist davranmayın. Ne kadar güzel değil mi? Evet, halkın çocukları, başarılı olanlar, işte bürokrasi de yükseliyor, askeri de yükseliyor. 1950'lere geldiklerinde onlara bu imkanı verenleri teker teker deviriyorlar. onun için ordu özellikle Orta Doğu'nun güney bölgelerinde falan böyle dış tehdide göre dizayn edilmiş bir ordu yoktur. Çünkü bunlar darbelerin şeyleri hep ordular. Şimdi buraya kadar hala da bu şekilde yani. Tabii hep böyle. Aynen. Şimdi bu Muhammed Necip aslında Sudan'da büyümüş, yarı Sudanlı. Yani evet. Mısır'ın başına gelen böyle bir ilginç bir durum var yani ortada. Hiç pek bahsedilmez. Koparamıyoruz bu. Biz iletişimimizi. Evet, bir türlü kopamıyorsunuz. Yani adam Sudan'dan öyle hep Mısır Sudan'a doğru gibi, sonra Sudan Mısır'a gitmiş. Doğru. Böyle ordunun başındaki yani daha doğrusu bildiğiniz askeri darbe yapılmış. Yönetimin başında Muhammed Necip diye biri var. Mısırlı ama aslında adam Sudan'da doğmuş büyümüş birisi. Evet. Bu daha çok iyi. Ya, bu şekilde olması bence çok güzel bir şey. Çünkü Batı Afrika'da, yani özellikle de Frankofon Afrika'da çok farklı bir şekilde oluyor. Adam geliyor işte darbe yapıyor. Darbe yapan insan tamam. Mesela diyelim ki bir Togolu başka bir Togolu'ya darbe yapıyor. Ama aslında o Togolu değil. bir Fransız ya da bir Amerikalı. Aynen bizde bu şekilde oluyor. O yüzden yani darbelerin arkasında Amerika, Fransa. Yok, hayır. Tamam. Zaten evet. Bu çok apaçık bir şey. Ama evet. Onun ötesinde de o insanlar da çok önceden Fransa'da yaşamış. Fransa ordusu içinde. Ordusu içinde bir de. Çalışmış insanlardır. O yüzden anladım. İşte yok. Sudan... Bu milli darbe. Bunlar milli. Yani aynen, yerli ve milli. Ya, evet. Ama işte aslında o millilik, onu anlatmaya çalışıyorum. Haritada gözükür. Hı. Yani Mısır'ın devamlı uzantısı değil, hatta kendisi gördüğü Sudan'dan birisinin olması. Ve niye bunu söyledim? Yani bu ilginç bir bilgi tabii, insana şey yapıyor ama bu Muhammed Necip, General Muhammed Necip aslında Sudan'ın bağımsızlığı için savaş şey yapan, mücadele eden en büyük isim. Yani Sudan bağımsız olsun diye uğraşıyor. Evet. Çünkü adam tamam Mısır'ın başında, bir de diyor aşağıdaki ülkemde. Bağımsız olsun. Hocam öyle de bir şey var. Tabii Kovalalı Muhammed Ali Paşa'nın dönemi bittikten sonra İngilizler geldi. Ülkeyi sömürdü. O dediğiniz yıllara kadar 1950'lerde orada İngilizlerin yapmış olduğu okullarda mezun olanlara mezunlar kongre partisi kuruluyor. O kurulduktan sonra onlar ikiye bölünüyor. Bazıları Mısır'la bağımsızlık kazanarak Mısır'la bir birlik olup bir ülke olalım. Aha, bazıları yok. Bağımsızlığımızı ayrı olsun diye bir parti kuruyorlar. Anladım. Ondan sonra zaten yavaş yavaş Sudan'ın 1956'da 56, bağımsızlığı 1 Ocak, kazanmış oluyor. 1 Ocak'ta evet. Kutlanıyor mu 1 Ocak? Kutlanıyor, o zaman siz yılbaşı diye bağımsız, güzel bir tarihe denk geldik aslında. Ne güzel yani. Aynen. Evet. Evet, yani böyle isabetli bir şey oldu. İki şeyi birden aradan çıkarıyorsunuz. Evet. Aslında parlamento içerisinde 1955 yılında parlamento içerisinden bağımsızlığı ilan edildi ama halklara 1956'da. 56 1 Ocak Ocak'tan. Yeni bir başlangıç diye sunuldu. Ama yani bu ilginç bir bilgi. Yani bu Sudan'la Mısır'ın şeyi bazen çatışıyor, bazen su meselesi yüzünden değil mi? Geriliyor ortalık falan ama aslında hani bir fark da yok. Aynı bölgenin, aynı şeyin. Hatta Çat bile, oralara bile uzanıyor. Valla bunlar güzel oldu. Ya bu anlat zaten söylemek, araya da getirmek istedim. Şimdi buradan biz yine kültürle devam edelim. Şimdi insanları evlendirdik. Ülkeden bahsettik de. Tamam. Togo'da ne yer, ne içerler? Yani mesela size hani gelsek... Tabii. Yemek mi? Çok. Tabii. Evet, aslında bu şöyledir. Bizim ülkedeki en çok
yenilen yemekler. Evet. Bir pilav şeklinde yapılmış bir şeyler var. Pilav ya da evet aynen pilav evet, şeklinde yapılmış bir şeyler var. Aha. Bir de mısır. Mısır? Evet yapılmış başka bir şeyler de var. Ama en çok yenilen şeyler fufu diye bir yemek var. Fufu? Evet. Onun ismini bilmiyorum da çünkü Türkiye'de yok. Ha. Var olmayan bir şeydir. Evet. O yüzden... Bir bitki mi? Evet, sebze. Bitki şeklinde. Belki. Bitki sebze şeklinde. Evet. Biz ondan inyam. Ondan ya da bazen mısır unundan ya da pilav unundan yapılan bir şey değil miydi? Aha, yok, hayır, inyam. Aha. Tübaneli inyam mı? İnyam biliyorum evet. Ama Türkiye'de ben de aynen, evet. Biz hiç görmedik ya. O kadar lezzetli ki. Pişirirseniz. Bir o kadar lezzetli. Nasıl pişirir abi? Hocam böyle bir şey Türkiye'de yok. Ya şimdi onu yemeye Togo'ya mı geleceğiz? Hayır, evet. Getirirse tabii ki. Bahane, evet. Evet. İnsanlar genellikle bu peki bu, deniz kıyısı deniz ürünleri deniz bu sıradan bir şeylerdir hocam. Ha? Sıradan şeylerdir. O yüzden insanlar sıradan yemekler yemeyi çok sevmiyorlar. İlginç. Evet. İlginç. Çünkü yani. Pilav ve denizde bulunan bütün şeyler var. Hı. Ama işte çok sevmiyorlar. Çok ilginç. Evet. Deniz ürünlerine pek rağbet yok. Evet. Hele ki yani bizim mesela Afrika'nın biraz doğusuna evet. Gittiğimizde orada deniz olmadığı için tabii onlar farklı bir şekilde bir şeyler yetiştiriyorlar. Kesinlikle. Aynen. O zaman sebze daha çok. Aynen sebze daha çok. Hı-hı. Ve benim dediğim gibi pirinç, pilav ve mayıs. Mayıs da mısır. Mısır, aynen evet. Mısır şeklinde yapılmış yemekler var bizim burada. Çok güzel. Evet. Bir de et, tabii bazen bizim arkadaşımız misafirperverlikten bahsetmişti. Kafamda çocukluğumdan beri kafamda kalmış böyle bir şey vardır ki benim büyük babam onda kalmıştım çocukken. Her zaman hani bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Tavuklar ve hayvanlar yetiştiriyoruz tamam. Evet. Ama biz yemiyoruz. Ha. Evet. İlginç. Neden? İşte yiyebiliriz. Evet. Ama işte nedense bizim büyük baba bize yedirmiyor. Ancak bir misafir geldiğinde o misafir için oho. Kesilir. Evet, güzel yemek pişirtiyor. Ve çok... biz oturup ancak o misafirin yediğini görebiliyoruz, bakabiliyoruz. Hiçbir zaman bize yedirmiyor. Bunun ne demek olduğu, yani insan ne kadar, yani ne derecede misafirperver olabilmektedir. Tabii. O yüzden bizde de tabii ki böyle bir şeyler vardır. Evet. Her şey biz zaten o işte hayvanları biz yetiştiriyoruz da. Evet. Ama buna rağmen yemek söz konusu olduğunda misafire bağlı. Ne zaman ki misafir gelirse güzel bir şekilde pişiriyor da ama sonra zaten çoğu zaman nasıl yediği bile biz göremiyoruz. Aynen. O şekilde bazen ki biz de kültürden bahsetmiştik ya. Evet. O öyle festivaller var ki aynen, insanlar onların kültürünü şey ediyorlar işte tamam biz bir şeyler yetiştiriyoruz. Tanrı'ya teşekkür etmek için diye her yıl düzenlenen festivaller var. İlginç. Evet. İlginç. Mesela benim Mısır'ın bir festivali var. Hı. Onun Mısır festivali. Evet Mısır festivali. Yani Mısır o zaman çok yetiştiriliyor. Tabii kesinlikle. Peki Mısır bizim Türkiye'de yani genel işte dışarıda haşlama satılıyor. Öyle bir satan var mıdır? Hayır, yok. Tabii o varsa da çok az. Çünkü zaten çoğu insan bunu yetiştiriyor. Yetiştiriyor kendisi. Evde olduğu için kimseye bilmiyor. Aynen, kimseye şey yapıyor. Herkeste var. Bunu bilebilirsiniz ama ancak büyük şehirlerde. Çünkü orada zaten... O zaman Mısır'ı daha çok yemeğini mi yapıyorlar? Evet, hem Mısır hem de yani ikisi bir arada geliyor. Hem Mısır hem de pirinç. Mısır ve pirinç. Evet. Yani en çok... tüketilen en çok. Evet. Malzeme. Hmm. Peki Maha biz sana gelsek ne yapacağız Sudan'da? Sudan'da hocam zorlanamazsınız. Çünkü mutfağımız benziyor. Türk İlginç mutfağı ama ya. Benziyor. Onu söyledin ben şaşırmıştım. Aynen. Evet. Ama çok farklı ufak tüfek bir farklılıklar var. İlk başta şöyle diyeyim hocam. Sabah uyanır uyanmaz Sudanlılar sütlü çay içer. Bir dakika. Sütlü çayımız sütlü var. Çay. Aynen sütlü çayımız var. Yani saat 7'de 8'de işe gitmeden, okula gitmeden bir sütlü çay içersiniz. Sütlü çayın yanında kurabiye. Ve şekerli. Aynen şekerli oluyor. Şekerli evet. Olacak. Aynen tamam. Şekerli pişiriliyor. Evet. Ama bu Türk'le, yani şimdi benziyor dedin ama bana şeyi hatırlattı. Londra'da oraya yeni gelmiş bir komşu Türk vardı, genç bir hanım.
Böyle konuşurken ben dikkat etmemişim. Ay dedi, şu İngiliz kadını gördüm, çayına su koydu dedi. Şimdi aynen. O geldi aklıma. Evet. Yani İngiliz etkisi zaten. Kız şeyden geldi. Yani köyden ilk defa bir şehir şeyine, Londra'ya geliyor bir de. Evet. Ve o tepkisini hiç unutamam ben onu. Ay dedi, gördüm. Yani evet. Onun zihninde çay böyle içilmez ama yani güzel oluyor tabii. Evet. Evet. İngiliz etkisinden dolayı yani dolayı. Sudan, Mısır ve Hindistan. Tabii değil belki mi? Belki görüyorsunuz. Tabii. O sütlü ama çay. Ama bol şekerli. Dolayı, bol şekerli. Olacak. Aynen. Çünkü enerjiye ihtiyacımız var. Doğru. Çok fazla sebze ve meyve tüketmiyoruz. Onun için şekerden direkt enerjimizi alıyoruz. Şeker, evet. Aynen. Bu şekilde kahvaltı yaptıktan sonra işe gidiliyor. Saat 12, 1'de bizim özel bir yemeğimiz var hocam. Heh. Yani barbunya. Aynen barbunya. Barbunya. Türkiye'deki barbunyası evet. Ama haşlanıyor. Tamam. Sadece haşlanıyor. Onun üzerine tuz, zeytinyağı, peynir, baharat ekleyip bu şekilde yiyoruz. Çok ya, plaki aynen. Diyorlar bizde aslında belki de. Yani... Ha, bizde full diye geçiyor. Full. Aa bir dakika, full bakla değil mi? Bakla evet, bakla tamam, barbunya bakla. Bazen anladım. Bakla. Aynen bakla. Bu şekilde. Barbunya. Bakla. Baklava tabii. Değil. Bakla evet. An çok bu yeniyor en yani. Çok, tamam. Zengini, fakırı, orta tabakası herkes bu fulü yer. Çok güzel. Kuru ama kuru fulden yapıyorsunuz değil mi? Yeşil ful değil. Aynen o ful mısri deniyor. Ful mısri. Aynen o, mısırdan. Biraz işte. Daha küçüktür. Bizde onun aynen. Büyüğü şey yapılır, yemeği yapılır, hı-hı. Havası yapılır. Evet. Ve hani izleyiciler de anlasın, ben bildiğim için söylüyorum evet. Bunu. Hatta şimdi İstanbul bunlarla dolu. Yani hı-hı. Pek çoğu var. Aynen. Ben üzülürdüm. Hep Ürdün'e arabayla giderdik, hı. Buradan. Şimdi Suriye'de savaş çıkınca tabii gidemez olduk. Evet, arabayla gitmeyince de bana bir keyfi olmuyor Ürdün'e gitmek. Şimdi bütün Suriye buraya geldi. Orada özlediğim evet. İşte ful, hummus, felafel bütün hepsi. Ortak o ful de oradan var. Aynen. Çok güzel hakikaten. Onun kurusu. Evet, kurusu aynen. Evet, yanında onu bir... sarımsak da koyuyorsunuz. Sarımsak da koyuyor. Tabii. İsteyen koyuyor, hı. Tabii. Yanında bir... Tamiye ya da felafel. Suriyelilerin dediği felafel. Aynısı bizde de var. Siz ne diyorsunuz ona? Tamiye. Tamiye. Evet. Neye o da nohuttan yapılıyor. Nohutu evet. İşte ıslatılıyor. Nohut köftesi diyelim ona. Biz de öyle anlaşılsın. Yani aynen nohutu öyle. Bildiğiniz vejeteryan. Evet. Nohutun köftesi evet. Ezilip baharatlarla çok güzel kızartılıyor. Kızartılıyor. Fulle beraber yeniyor. Harika. Bu şekilde o öyle yemeği. Bu yemeği burada... Kolay kolay yapabiliyormuş diye. Yapılıyor. Evet. Yapılıyor. Tamam, evet. O zaman yani şey, yapılıyor. Denemek isterseniz tabii. Yani ben çünkü yakın dediği o. Ben hatta biraz işi şey yaptım. Bahçemde full ektim. Komple bakla ektim. Onu dediler. Dediler ki bana toprağı zenginleştirmek istiyorsan onu ek her yerde çıkar. Yediğin kadarını ye. Yemediğini toprağa karıştır. O yine gübre olur diye böyle. Fosforlu çok yani yararlı bir şey. Evet. Evet. O zaman fulle daha çok sizin. Aynen. Peki yemeğe gelirse akşam ya akşam da yemeği, ana yemekte. Yine de ortak yemekler. Patates yemeğidir, fasulye yemeğidir. Normal o, ortak yemekler oluyor. Normal. Evet, peki muluhiye yapıyor musunuz? Muluhiye yapılıyor evet. Var sizde de. Aynen. Ya burada bilinen bir şey değil ama evet. Burada da var. Çok ilginç. Var mıydı burada? Var. Yani ben ektim çıkmadı. O böyle izleyiciler şey yapsın diye böyle bir sap içinde yaprakları çıkar onun. O yapraklar toplanır evet. Ve... Kurusu da vardır. Ben yaşını buldum. Hemen bir sandık alıp çok sevdim size. Çok yani iyi. Güzel yemektir. Peki Çat'ta gelsek ne yiyeceğiz? Hocam Çat'ta da aynı Sudan'da ama Sudan'dan yani aynı hemen aynı şey. Mesela sabah kahvaltımız da uyanıp uyanmaz. Mesela saat 6'ya doğru çayımızı sabah. İçiyoruz. Evet. Ha, ve sütlü. Çay yanında süt. Yani genelde yanında süt oluyor. Anladım. Ya da beraber şey yapılıyor da karışıyor. Şekerli oluyor. Ama şekerli mutlaka olacak. Yani mutlaka. Mutlaka. Böyle tarafta şekerin olması bizde nadir, çok nadiren görülüyor. İçinde oluyor tabii. Evet, bunu yedik içtikten sonra hı. Kahve içen de kahve içer. Ha. Bekleniyor. Mesela saat 7'ye doğru artık ha. Yemek çıkıyor başka. Sıcak yemek. Sabahtan bahsediyoruz. Sabahtan bahsediyoruz. Sıcak yemek. Sıcak yemek. Mesela ben burada alışmadığım şey kahvaltıya mesela. Burada kalkıyorum peynir zeytin bu nasıl yiyeceğim diyorum. Nasıl yiyeceğim? Orada yani mesela hatta makarna çıkabilir. Aa, pilav çıkabilir. Yani bizim orada o zaman farklı. Zaman ağır yemeği sabah yiyorsunuz diye. Evet. Yok fark ama kahvaltı da aynı şey oluyor mesela. Evet. Bunu sıcak çorbaları olabilir. Bunları yedikten sonra artık okula gitmek isteyen okula gider, işe giden, evde kalan evde. Ha. Sonra öğlen saatlerinde de aynı şey. Bizim orada çok meşhur yemeğimiz var. Mesela onun anlattığı fufu gibi biz de eş diyoruz ya da asida.
Sudan'da aside olarak biliniyor. Aside de pirinçten mi? Ya şimdi ondan. Pirinç unundan ya da mısır unundan yapılıyor ya da onun dediği inyam unundan yapılıyor. Hmm. Yani onu sadece un, su ile belki evet su ile kanatıyor. Bu şekilde yapılıyor. Aha. Yanında sos oluyor. Tamam. Bulgi olabilir. Bir dakika onu ne nasıl pişiriyorsunuz? Fırında mı yoksa kızartma? Fırında mı? Değil. Ateşte. Tencere kümürde. Oluyor. Ha, yağda mı? Yok. Sadece su var. Onun evet. Dışında sadece hiçbir şey su. Yok. Aynen. Aa, sadece su. Tamam. O un şey haşlama iyice, gibi yani. Evet. Evet. İyice tamam. Yaptıktan sonra çok sert bir şekilde oluyor ha. Burada. Yanında sos oluyor. Tamam. O sos etli oluyor genelde. Etli hmm. Olmasa da işte bir şekilde bitkilerden bulgiye dediğiniz ondan evet, onunla evet. Ya da başka sos türü. Onunla iniyor. O olmazsa işte pilav üstü sos, pilav üstü bir şey ya da makarna tamam. Ya da çorba yapılıp yanında ekmek tamam. Ya da evet bir türlü şekilde yani. Bu ana yemek mi? Bu ana yemek. Ana, tamam. Ana yemek. Tamam. Bunun yanında yani yedikten sonra çay mutlaka. Tabii. Su zaten her yerde var. Tamam. Su her yerde var. Akşam yemeği de aynı şeyi tekrarlıyor. Ama bu dediğim eş genelde öğlen saatlerinde olsa bile akşam da daha çok oluyor. Çünkü akşam da büyük yani dediğimi büyüklerimiz daha işten dönen olur. Onlar bu yemeği daha çok çünkü daha geleneksel bir şey olduğu için onlar daha çok bunu sever. Evet. Akşam da o oluyor o da genelde. Peki o zaman hummus yok sizde. Nohutu tahinle çok, karıştırıp aynen, nohut ezmesini. Yok. Çok ilginç. Çok, aynen, çok çünkü ben hatırlıyorum Ürdün'de bir taksi şoförü bana dedi ki ya hocam dedi sen dedi bizim kültürü biliyorsun. Dünyanın hiçbir yerinde hummus gibi bir şey var mı? Sabah kahvaltı ediyorsun. Evet. Öğle yemeğinde yiyorsun. Akşam yemeğinde yiyorsun. Bu arada bütün öğünlerin arasında da ayrıca yiyorsun. Hakikaten o kadar hummus bu işin daha çok temelini oluşturuyor. Çok hocam güzel, ben yani. Şu şekerin konusunda, çaylı şeker konusunda bir şey eklemek istiyorum. Peki. Sudan'da çok fazla şekerli içiyoruz dediğiniz gibi şekerli çay. Buraya geldiğimde artık azaltmaya başladık. Ya da hiç şeker kullanmadan çay içmeye doğru başladık. Doğru söyle, doğru söyle. Hey. Evet, aynen. Doğru söyle. İçmeye başladık. Sudan'a gidince çok az şeker kattığım için artık çayı yaptırmazlar. Ben yapmıyorum yani. Annem yapsın sen çay elleme yani. Aa, tabii. Yanında gelmiştim. Bu çay içinde 4 tane şeker koyuyor ve şeker azaltıyorum diyor. Bu nasıl bir şey? O zaman 8 de ama kendi üçü. Azaltılmış hali bu yani. Azaltıyorum halde o. Ama bu yani ben bilmiyorum. Bir tek bir doktor bana doğru ise ama kesin ya duyduğum şeyi aktarıyorum. Bence denememek lazım. Orada şekerin karaciğeri koruduğuna inanılıyormuş. Yani mesela ben de özellikle arkeolojik kazılar için vesaire katıldığım gruplarla Ürdün'ün çöllerine gittiğimizde orada da aynı usul yapılıyor. Böyle bol bol şeker o şeyin içine. İşte çalı çırpıdan yaptığımız ateşin üstünde ibrik kaynıyor. Ardından çaya atıyorsun ve içiliyor yani diyecek bir şey yok. Ama tabii bunun nedeni diyabetliye kadar gidiyor. Çünkü o sıcak çayla suyla beraber vücuda giren şey hele hele böyle 3-5 defa içiyorsan günde biraz fazla oluyor. Ama dediler ki işte salgın hastalıklarda özellikle işte hepatit vesaire hastalığı için iyi geldiğine inanıldığını düşünüyorlar demişti bir doktor bana ama herhalde onun yan etkileri. Ama hocam gerçekten dediğiniz gibi o çay yani şimdi buradan biri oraya giderse evet. Ve gerçekten şimdi şehirlerde yaşayanlar da çok içse de onların dışında köylerde yaşayanlar onları görürseniz diyeceksiniz ki bu insan kesinlikle bu fincan içtikten sonra ölür. Ya çünkü değil mi? Şeker komasına girer yani. O öyle bir şeker koyuyor ki yani. Değil mi? Peki şimdi biraz da size yani son birkaç dakikamız kaldı. Ben orada bunu çok önemsiyorum. Yani bakınız şimdi tabii yani Afrika'nın 3 farklı ülkesinden geliyoruz. Hatta 2 kültür neredeyse birbirinin tamamlayıcısı, devamı. İşte ben diyorum hadi ben yine belki bir istisna. Çat'a gelsem Arapçayla kesin yine birilerini bulur. Sohbet ederiz. Sudan'da öyle. Ama Togo'ya gelsem Arapçam pek işe yaramayabilir değil mi? Orada hayır, hiç. Parla vuy Fransa'ya maalesef. Edecek. Çünkü öyle, yani. Öyle bir durum. Ama bu çok güzel bir şey. Yani sizlerle şu canlı yayında çok nadir bir ortamda Türkçe her konudan konuşabiliyoruz. Bununla övünmeniz gerekiyor. Hani ben zaten sizlerle şahıs olarak, insan olarak övünüyorum. Ama bu aynı zamanda bir takım imkanların sağlanmasıyla da gerçekleşen bir şey.
Umarız bu imkanlar daha da artar. Çünkü her biriniz ülkenize döndüğünüz zaman birer değer olarak oraya topluma bir katkıda bulunacaksınız. Kesinlikle. Yani bu çok güzel bir şey. Doğru. Hatta ilk konuştuğumuz zamanlarda bir Afrika projesi yapalım. Yani Türkiye'de Afrika ile ilgili neler yapılabilir? Yani insanın ilk aklına gerçekten önemsenmesi gereken ve bunlar gerçekten bereketli, güzel işler. Şimdi ama size sormak istediğim mesela Togo, sen ben konuştuğum için daha çok biliyorum, master programındasın. Ne planların ne? Ne yapacaksın? Buradaki tabii, eğitimden plan sonra. Yok, o kadar planlar var ki yani. Dakika içerisinde anlatılmaz. Yok, aynen, evet, onu demek istiyorum. Ama tabii benim asıl planım şu şekildedir. Ben Türkiye'ye geldim, eğitim aldım. Evet. Sonra dönüp değil mi? Ülkeme ne kadar fayda olursam olursa. İşte bununla. Yani o zaman belki de Togo'ya ticaret artacaksa Türkiye'den, bu senin köprü olmalı. Tabii. Ya da efendim burslar umarız daha da arttıkça, yine sizlerin başarısı görüldükçe artacak. Ama sen bir bu arada bir roman da yazdın değil mi? Yani evet. Bence içeriğinden şimdiden bahsetme, okuyuculara tamam, basıldığı tamam, zaman. Yok, hayır bahsetmeyeceğim. Ama güzel yüzden, bir şey. Tabii. Evet. Yazdıklarım yani bir takım şeyler var. Ama yine de zaten yani Togo'dan buraya gelip eğitim alacak kadar işte o şeylerden dolayıdır yani. Mesela ben Togo'dan buraya gelip eğitim alıp da bir şey yapamıyorsam yani tabii, benim buraya gelmemin bir anlamı yok. Ne anlamı var tabii, ki? Evet, güzel, o yüzden bir şekilde inşallah buradan döndükten sonra orada devam olsun, yani bir şeyler yapmaya çalışacağız kesinlikle. Çünkü bunu yapmazsak tabii Türkiye için çok kötü bir şey olacak. Evet, yani o yapılması gereken. Evet, o yüzden yani bunu yapmalıyız. Bravo kesinlikle. Sana. Ne yapıyoruz? Benim doktoradayız yani artık aynen, değil mi? Yani, bravo. Bittikten sonra akademisyen. Beni nereye koyarlarsa Sudan'a faydalı bir insan olmak isterim. Herhangi tabii, bir yerde. Tabii. Yatırım konusunda. Senin bu arada doktora tezin hani üzerinde senin yapmak istediğin de var. Hangi alan daha çok? Ya da master'da ne yaptın onu bize söyle. Evet, master'da ben birinci Murad döneminde. Yine İstanbul. Isparta'da. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde. Evet. Birinci Murad döneminde yazılan bir Arapça risale. Aha, Gaza ve Cihat'la ilgili, evet, tercümesi ve değerlendirme ile beraber bunu çalıştım. Çok güzel. Şimdi doktora da farklı bir alan inşallah. Evet, siyasi tarihi, Allah izin verirse. Sudan ve Türkiye'nin arasındaki bir derin tarih ilişkileri, oradan başlayarak dizimi tamamlamak oradan istiyorum. Oradan devam edeceksin. İnşallah. Çok güzel inşallah. Sen Carun'la. Evet hocam, ben de aynı kesinlikle buraya geldiğime göre ve eğitim görür olduğuma göre bir amacım vardır. Siyaset ve kamu yönetimi bölümündeyim. Evet. Yani mutlaka, güzel bir bölüm yani kamu yönetimi de. Evet, yani okuduktan sonra ülkeme dönüp orada yönetimde ya da herhangi bir alanda bir katkıda bulunmak istiyorum. Oradaki yönetenlerle bir katkı sunmak istiyorum. Tabii. Onun master'a devam edecek misin? Lisans bitecek. Evet, evet. Kesinlikle master'a devam edeceğim. Aha, onun çok güzel. Ondan sonra ülkeye dönmeye düşüneceğiz. Ya da master orada da yapabiliriz ya da başka bir ülkede, tabii, Türkiye'de kesinlikle de olabilir. Aha. Her şekilde. Onun yanında sadece devlete gidip orada çalışmak yanında yatırım konusunda ticaret. Yani tabii. Türkiye'ye geldikten sonra artık ne kadar ticaretin ne kadar önemli olduğunu, değil Türkiye mi? Tabii. Ne kadar ticaretle ilgilenen bir ülke olduğunu anladık. Tabii. Ve üretim en önemli. Tabii. Bizde tabii bir sürü doğal yapılabilecek var, şey var. Tabii, yapılması gereken kaynak de birçok şey var. Doğal kaynaklardan. Ama bu sizin bu her üçünüzün ülkesi de Türkiye'den bir yönelim var. Ben onu fark ediyorum. Evet. Yani aynen, yatırım aynen olsun en azından ya ne yapabiliriz diye o tarafa giden. Yani umarız bunların sayısı daha da çok artar. Kesinlikle yani. Türkiye son zamanlarda yani bunu da yapmaya başladı zaten ama daha da. Daha yani evet, biz ya bu Afrika açılımı adı altında şey yapılıyor ama bu çok güzel bir şey. Yani kesinlikle eğitimle de destekleniyor. Mesela kesinlikle Afrika çalışmaları birimlerinin olması çok önemli. Daha da artması daha da önemli. Onu da söylemiş olalım. O yüzden düşünüyorum yani tabii iki taraflı olması gerekiyor. Tabii. Yani herkes için faydalı olması için işte iki taraflı olması gerekiyor. Ama tabii, inşallah umarım tabii yani bu şekilde. Ama yani şunu yani ister. Ben bütün böyle söylemek istediğim burada aslında hem tamam bilgilendik. Güzel. Ben çok sağ olun, var olun. Bir sürü şey paylaştık ama mesela siz bunun olacak akademik alan olarak da sizin ülkelerinizin kültürün, tarihin, siyasi tarihin ne kadar
yapılabilir olduğu da önemli. Yani Çat üzerine kaç tane tez var, Sudan üzerine ya da Togo üzerine. Hani bir de öyle bak, Türkiye'den o tarafa bakarken akademik çalışma. Kesinlikle. Bir diğeri tabii kariyer imkanları. Yani bu sadece üçünü gösterdik koskoca bir kıtanın. Burada bile hala kariyer olarak yapılacak, ülkenin de ihtiyacı olan, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir sürü uzmana şey tabii, var yani. Onun için bunlar her biri birer bu anlamda vesile. Ben artık son dakikalara girdiğimde Türkiye mesela Togo'dan nasıl gözüküyordu? Yani nasıl bir Türkiye imajı vardı? Yani buraya gelmeden önce mi? Mesela Togo'dayken sen Türkiye dendiğinde ne? Tamam hocam, şimdi hemen hemen söyleyeyim de. Çünkü tabii ben lisans bitirdim de, ülkeye döndüm, bir şeyler yapıyorum da. Ve dediler ki tamam sen işte yurt dışına gideceksin de. Mesela şu ülkeye gönderelim diye ben oraya gitmek istemedim. Evet. Ama araştırdım. Türkiye'nin işte tabii şimdi bu, onu desem de ama yine de söyleyeceğim yani Türkiye'nin o ülkelere göre iyi olduğunu bildiğim için ben eğitim hiç, sistemini aynen, hem mesela, eğitim sistemi top... hem eğitim sistemi hem de buradaki insanlar nasıl olduğunu onlara çünkü, aynen evet, ben bakmıştım yani buraya gelmeden önce Lome'de bizim başkentimizde birkaç Türkler vardı. Ticari amaçlı yeni gelmiş Türkler. Çok güzel, evet. Onlarla bir şekilde işte konuştum ve baktım işte tanıştım. Tamam. Onlar da tabii meğer o şekilde yani böyle yani vesile oldular. Ve sonra baktım ki hakikaten yani Türkiye denemlenecek bir ülkedir yani. Evet, o şekilde geldim o şekilde. Çünkü hani yani artık ne desek tabii şey olabilir ama yine de hakikaten bizim burayı seçtim ama yani. Diğerlerinin arasında. Kesin, çok aynen, güzel. Evet, Ma, Sudan'dan Türkiye. Sudan'da tarihten tabii, biliyoruz Türkiye'yi. Osmanlı'dan biliyoruz. Osmanlı'dan sonra yeni Türkiye'nin faaliyetlerinden biliyoruz. TİKA olsun, Yunus Emre olsun, Marif Vakfı olsun, Elçilik olsun. Tabii onların faaliyetleri sürekli, var. Sürekli evet bize eli uzatan Türkiye. Diye biliyoruz. Evet. Biz düşersek bize destekleyen bir Türkiye'yi biliyoruz. Çok güzel, çok güzel. Yani böyle bir imaj oluşmuş orada. Aynen. Çat nasıl? Yani Çad'ı... Çad'da da yani aynı şekilde yani şöyle ilginç bir şekilde Türkiye hatta belki Türk insanları bunu bilmese de Çad'da yaygın bir şekilde insanlar Türk dizileri, Türk filmleri... Bir de onlar var tabii. Yani, Türk yani dizileri... Oradan Türkiye'yi biliniyor. Hatta ben kendim şahsen gelmeden önce Türkiye'nin... Arapça konuştu. Türkiye'de Arapça konuşulduğu biliyorum. Çünkü orada Türkçe bilinmediği için insanlar Arapça dublajından izleniyor. Tabii. Ben de öyle biliyordum. Sonra gelmeden önce araştırdım, baktım. Orada direkt dublaj yapıldığı için insanlar Arapça konuştu. Arapça konuşuyor. Bir de yani Mahan'ın dediği gibi orada Türkiye'nin eğitim kurumları, Marif Vakfı ya da oradaki TİKA. Tabii onların yaptığı faaliyetler var. Evet, çok ilginç ama bu diziler Togo'ya kadar şimdi gelmiş mi? Son bir dakikadayız. Dizi dedi, ben atıp hemen hemen geldi. Ben buraya gelirken benim kuzenim, hayatımda işte hiçbir zaman film izlemedim. Ha. Benim kuzenim dedim, kız dedi ki Türkiye'ye geldiğinde Fatma Gül'e selam ver. Fatma Gül'e selam ver. Fatma Gül'e selam ver diye yani bana söylemiş. Evet, aynen evet. Dizi vardı orada. O kadar izliyorlar ki yani. O kadar çok izliyorlar. Yani, evet doğru. harikasınız. Harika. Ben çok hoş. Daha tabii sizin ülkeler hakkında konuşacak dünya kadar şey var. Kültür, tarih her biri birer değer. Sizler öylesiniz. Ben çok teşekkür ederim. Sizlere. Hatta kapatmadan birkaç saniye içinde Maha Bakit, değil mi? Evet. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi ve Faruk'u diyeyim ben sana, değil mi? Evet hocam. Faruk'u Mintoba. Evet. İstanbul Ticaret Üniversitesi Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans. Aynen hocam. Değil mi? Evet hocam. Aynı zamanda Çat'tan Carın Nebi, doğru mu? Evet. Carın Nebi Cibril. Aynen öyle. Cibril, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde. Sizlere başarılar dilerim. Yani teşekkür başarılarınızın devamını temenni ederim daha doğrusu. Sizler yani hem bir kardeş hem birer öğrencimiz olarak. Efendim bu bölümün sonuna geldik. Afrika'nın 3 ülkesini, Togo, Çad ve Sudan'ı konuştuk. Yeni bir bölümde karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalınız.